sen de söyle. Efendim biliyorsunuz sağlığımızı korumak amacıyla bir takım kısıtlamalar getirildi. Fakat bu kısıtlamaları tam olarak anlayıp uygulamak bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Bizim çok sevdiğimiz iki arkadaşımız var. Bu kısıtlama döneminde dışarı çıkmak zorunda kalacaklar. Bakalım başlarına neler gelecek, izleyelim efendim. Sevgili seyirciler, koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması sebebiyle ülke çapında yeni kısıtlamalara gidildi. Haydi buyur. Daha önce sadece hafta sonları 10 ila 20 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması yeni genelgeyle hafta içi 21 ile 5 saatleri arasında uygulanacak. Hafta sonu uygulanacak olan yasaklar ise her cuma 21'de başlayıp pazartesi 5'e kadar aralıksız devam edecek. AVM'ler, marketler, restoranlar, berberler ve kuaförler 10 ila 20 arası hizmet verebilecek. Ya bunları not etmek lazım. Bıdır bıdır anlatıyorum. Genelgelere göre 20-65 yaş arası kişiler hafta sonları 10-17 arasında açık olan market, bakkal, manavlara gidebilecek. Hayrola yandaş Bilal, ne yazıyorsun? Ya yeni kısıtlamalar gelmiş em kardeşim, onları not alıyorum. Sorumlu bir tavır. Sana selam olsun. Aleyküm selam. Ya dur, yumuşak karnımdan vurma beni. Adamın söylediklerini yazıyorum. 20 yaş altı çalışanları ile ülkemizdeki yabancı turistler yasaklardan muaf olacak. Cuma namazına gidecek, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı da sokağa çıkabilecek. Restoranlar sadece paket servis ve gel al ile hizmet verebilirken halı sahalar kapalı olacak. Yok. Ne diyor yani evdaş? Yabancı turistler paket servise geçmiş. Mantıksız bu. Ya çok hızlı söyledin, yazamadım ev kardeşim. İnternetten bakalım, şimdi işin doğrusu neymiş anlarız. Evet. Yurt satında herkesin kafası karışık. 65 yaş üstüyle cuma akşamları halı saha maçı yapabileceğiz diyen bile var. Yasaklar bu akşam başlıyormuş. Ya vallahi de çok sıkıldım. Billahi de çok sıkıldım. Tillahi de çok sıkıldım ev kardeşim. Bayılt beni. Kumaya sok yahu. Aşı gelince de ayılt. Artık İngiltere, Fransa ne aşısı olursa olsun. Cibuti'ye bile razıyım. Sakin ol evdaş Bilal, sakin ol. Dirayetini koru. Ben de halimden memnun değilim. Ekmek kavgası için çıktığım bu yolda hayalim seninle pandemide ekmek yapmak değildi. Yasaklara ben de oldum olası karşıyım ama bu son yasaklar biraz gerekliydi sanki. Doğru dedim muhterem. Bu virüs illeti başka türlü durulmayacaktı. Yani yasaklar şart oldu. Evet evet. Evde kalalım, yasaklara uyalım. Ne olursa olsun çıkmayalım. Yok. Yani. Hayırdır inşallah. Em kardeşim, Burcu mesaj atmış. Çiçekle birlikte sizi bekliyoruz diyor bize. Bu yasaklar saçmalıktır. İnsanlığa zincir vurmaktır bu yasaklar. Saatle yasak koymak neymiş? Hiç. Sanki virüs bulaşmadan saat soruyor. Saat kaç? 3. Böyle bir şey olabilir mi? Külliyen saçmalık em kardeşim. Evet, evet doğru. Oh. O zaman biz... Ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Yola çıkacağız, yürüyeceğiz. Ama muhterem,
Yasaklar başladıysa eğer, vallahi 3.000 lira cezası var. Ceza yersek ne yapacağız? Ya yakalanırsak? Ya yakalanmazsak? İkna oldum ev kardeşim. Harika. O zaman bir an önce yola çıkalım. Mutlu yarınlar bizi bekler. Zafer, yasaklara boyun eğmeyen korkusuzlarındır. Ya haydi sloganı atma ev kardeşim, gidelim. Evtaş Bilal gel. Etrafta kimse yok. Hadi hemen gidelim. Eyvah! Siz ikiniz kalın olduğunuz yerde. Kal, 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 kal. Bekle. Polis! Anlama. Polis bu. Kanundan kaçılmaz ev kardeşim. Teslim olalım. Sakin ol. Sakin ol. İngilizce konuşacağız. Ne? Turist ayağına yatacağız, tamam mı? Turistmiş gibi davranacağız. Çünkü turistlere yasak yok. Ya biz ne biliriz? Dur, 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 dur. Hayrola, sokağa çıkma yasağı var. Ne arıyorsunuz siz dışarıda bakayım? What? Oh, hi. How are you? Siz turist misiniz? Yes. Wow, that's amazing. So, where are you from, man? Okay. Christopher? Hi, Christopher. Hi. Thank you, Jonathan. I am kind of funny. I'm from people. From city. Wow. Meow. Meow. Meow mu? Yes. Siz turist değilsiniz değil mi lan? Biz yerli turistiz. Ver kimlikleri, ver, 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 kimlikleri ver. Güvenlik emekçisi kardeşim. Ha. Bu yasaklar kime danışıldı da koyuldu? Sorarım sana. İnandığın yolda yürüyorsan hangi yasak seni yolundan alıkoyabilir ha? Söyle bana. Çok güzel konuştun, bravo. Kadınları destekleme mitingine falan mı gidiyorsunuz? Hayırdır? Yok, kız arkadaşlar çağırdı, onun evlerine gidiyorduk. Aa, ben de devrim ateşi yanmış diyordum ama başka yerde yanmış demek ki o ateş. Ver kimliği, ver. Bir saniye memur bey, müsaade et. Siz bize ceza yazamazsınız. Hayırdır? Şundan sebep, saat 13 ile 17 arası 65 yaş üstüne serbest, öyle değil mi? Doğru. Hı. O zaman yeni yayınlanan genelgeye göre saat 13 ile 17 arası 65 yaş üstüyle 20 yaş altı yürüme mesafesindeki marketlere çıkıyor, doğru mu? Buna göre restoranlar paket servisini 10 ila 20 saatleri arasında yapıyor. O da doğru. Evet. O zaman 65 yaş üstün yürüme mesafesine gidebiliyorsa biz de arkadaşımla kızlara yürüyebiliriz efendim. Evet ama galiba... Sizin yaş kaçtı memur bey? 45. 45 mi? Oo, siz ne yaptınız ya muhterem? Size yasak, yasak. Ceza yersiniz. Ya ben genelgenin sonuna kadar okumam. Doğru mu bir şey? Tabii. Aman beni görmediniz, tamam mı? Beni görmediniz, şey yapmayın ya. Hadi tamam. Bu seferlik öyle olsun. Yoldaş Bilal. Adam resmen kaçtı. Nasıl oldu bu? Ev kardeşim, yemin ediyorum ben de inanamadım. Muhteşem bir şey. Allah'ın mucizesi işte. Hadi. Dur bakayım. Kızlardan mesaj geldi. Hı. İki tane ayvalık tostu alır mısınız diyorlar. Şu ileride bir büfe emekçisi arkadaş vardı. Gidip gelin lan çabuk buraya. Gel. Kaçma. Uyandı. Koş. Gel koş, koş. Gel lan buraya. Kafamı kaçtır. Allah kahretmesin yahu. Bir kanun kaçağı olmadığımız kalmıştı ev kardeşim. Vallahi bu gece yüzünden bu tarafta ve öbür tarafta cayır cayır yanacağız. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi, hadi. Şu tostları alalım gidelim, hadi. Hayırlı işler muhterem. Hı. Açık mısın? Hı. Ayvalık tostun var mı? Var. He, iki tane verir misin lütfen? Yok. Bir tane mi var? Saat 8'i geçti kardeşim.
Genel servis yapamam. Ancak adrese paket servis yapabilirim. Etrafta hiç kimse yok. Kırın şu zincirlerini büfeciyi. Büfeci diyorsun sen bana. Oysa ki restoran statüsündeyim ben aynı zamanda. Kimi diyor 8'de kapatacaksın, kimi diyor 12'de kapatacaksın. Paket servis yapabilirim sadece sana. Zira yemek istemiyorum yüklü bir ceza. Adam yasaklardan kafayı yemiş, Shakespeare karakterine dönmüş, şiirli konuşuyor. bir kartınız var mı acaba? Al kardeş. Teşekkür ederim. Biz paket servis alacağız. İyi günler. İyi günler. Hayırlı işler. Hı. Alo. Hayırlı işler. İki tane ayvalık tost alacaktım. Alo, sesin gelmiyor. İki tane ayvalık tostu alacaktım. Tamam, adres? Sizin büfenin yanı. Hangi yanı? Sol yanı. Bana göre mi sol, sana göre mi? Herkese göre sol yanı. Al kardeşim. Tamam. Tamam. Hallettik. Biziz. Evet. Buyurun siparişiniz. Sağ ol. 25 lira. Şöyle 100 lira vereceğim. Aa, ben kartla verirsiniz diye post getirdim ya. Bekleyin, üstünü getireyim. Ya biz de gelsek dükkan. Hayır, sakın. Yasak var. Postunda ilk kendisine denk geldik. Heh. Maşallah. Buyurun. Teşekkür ederim. Aa, peçete getirmedim. Bekleyin. Ya gerek yok, gerek yok. Tamam. Allah'ın adını verdim getirme, ne olursun. Tamam. Hadi yapalım. İyi akşamlar. Tamam. Neyse, hadi gidelim. Burcular bekliyor. Haydi gidelim hem kardeşim. Hayırlı işler. Hem kardeşim, az kaldı, dayan. Tut beni. Ne oldu? Ev kardeşim. Ne oldu Evdaş Bülay? Gelirken eczaneye uğrayabilir misiniz diyor. Eczane mi? Yılların mücadelesi sonunda meyvesini verdi Evdaş Bülay. Dur ev kardeşim. Gelirken maske alır mısınız diyorlar. Olsun, hayali bile güzeldi be. Nereden bulacağız? En yakın eczane 6 kilometre ileride. Sistem yine bizim yolumuza engel koydu Evdaş Bilal. Ah, ev kardeşim. Bir teyze geliyor. Elinde de eczane poşeti. Allah gönderdim bu teyzeyi. Selam olsun sana teyze yoldaş. Seni yoluna alıkoymak istemezdik ama acaba poşetinde maske var mıdır? Var evladım. Al teyzem, bal teyzem. Sana bir şey söyleyeceğim. O maskelerin yarısını bize satar mısın? Acil bir durum var da. Olur. 100 lira. Yüz lira mı? Yahu acil durum diyorsunuz. Teyzelik makamı böyle bir şey değil. Neyse. Hadi. Al 100 lirayı. Allah. Abi yavaş ya. Abi yavaş ya evladım. Abi mi? Ah mı? Nasıl bir oyun bu? Bu ne bu? Abi durun kızmayın ya. 19 yaşındayım abi. Evde cips, çerez falan bitmişti de yasak var diye böyle teyze kılığına girdim, çıktım dışarı. Gelirken de yoldan maske falan alır mısınız demişlerdi. O yüzden de bunları al. Bu kadar hazırlık yapmışsın. Teyze olmuşsun. Yani bir hanımefendi olarak gel. İnandır kendini. Sana sorular sorsunlar, özgüvenle cevap ver. Hatta... Hemen kendini ele verdim. Evet abi, hemen yakalandı yani. Ne biçim teyzesin? Hiç mi teyze görmedin? Hatta bu teyze şey olsun, Kıbrıslı olsun teyze. Kıbrıslı? Evet, Kıbrıslı. Tamam. Hoş bir teyzemiz olsun bu. Tamam, geliyorum. Çok zor yakalan yani. Ev kardeşim. Ne gördün? Şurada çok özgüvenli bir teyze görüyorum. Elinde de eczane poşeti. Allah gönderdi bu teyzeyi. Gerçekten dipçik gibi bir teyze geldi. Maşallah. Selam olsun sana teyze yoldaş. Yolundan alıkoyduk, kusura bakma. Acaba poşetinde hiç maske var mıdır? Var tabii canım. Kaç tane istedin? Söyle bakayım bana. Al
teyzem, bal teyzem, can teyzem, gül teyzem. Sen neredensin? Kıbrıslıyım canım ben. Allah Allah, burada ne işiniz var efendim? Aha, evden gelirim canım, eve gidiyorum yavrum. Bırakırsana. Evden gelip nasıl eve gidersin teyze? Bir dakika, ben bir kuş kullandım. Sen devam et ev kardeşim. Evet teyzem, yolculuk ne zaman inşallah memlekete? Kapattılar be yavrum. Nasıl gidelim yani Kıbrıs'a? Kaldınız siz de burada. Tabii. Çoluk çocuk ne iş yapar? Ah be canım, sen de hellimcidir bizimkiler. Öyle mi? Eşiniz hayatta inşallah. Eşim de hellimdir kendisi, birebir özellikle. Öyle mi? Öyle tabii. Nasıl? Bayağı bildiğimiz hellim mi sizin eşiniz? Evet, ben 76'dan sonra delirdim canım. Bir hellimle evlendim. Evet, yani bildiğin hellimle evlendim, kendi yaptım, hellimle evlendim. Merak ettim, kızartmış mıydınız? Kızartmadım, sonrasında o beni kızarttı. Al teyzem, bal teyzem, sohbetine doyum olmuyor evet ama... canım. Sana evet bir şey canım sormak zorundayım. Söyle bakayım. Ya, oradan maskeler varmış ya, onların yarısını bize satar mısın? Çok acil bir durum var. Satarım canım, tabii ki. Kaça satarsın? 100 TL. Yuh! Ya hellimin karısı. Böyle bir şey olabilir mi? Acil durum diyorum sana. Teyzelik makamı böyle bir şey değil. Beğenmezsen almayacak o zaman. Tamam teyze. Almayacak o zaman, beğenmezsen. Tamam. Oh, bırakın beni, hep sorgulandım ya. Ben kaçıyorum. Hayır. Dur, dur. Teyze. Bırakın kaçacağım ben. Ne olursun dur. Tamam. Vereceğim sana 100 lira. Hadi bakayım. Ay pardon. Dur bekle. Düşürttük. Yavaş be hayvan. Gebertir şeyim artık seni ha. Nasıl oluyor ya? Aman canım, sorun. Kapatayım bari ağzımı da şey... Hadi be, bırak oradan. Yok yok. Her halini gördük az önce. Yok, ne halimi gördük sen benim? Bu nasıl bir kirli oyundur, nedir bu? Nesin sen? Abi durun, kızmayın ya. Elimden anlamalıydım. Abi vallahi kızmayın, tamam, söz veriyorum size, tamam. Vallahi kızmayın ya, bizimkiler evde cips, patates falan bittiydi. Çıkıp alabilirim dedi kardeş dedi. Ben de çok zorlandım yani, böyle teyze kılığında soktular beni, çıktım dışarı gezi. Gelirken de dedi, maske alır mısın dedi. Ha maske aldım da geldim size ya. Sen ta Kıbrıs'tan böyle mi geldin? Yok be abi, Beşiktaş'ta otururum ben ya, sen de alemsin ha. Peki ha, bu kıyafetlerin sizin üniversiteli evinde ne işi var? Yoksa düşündüğüm şey mi? Hayır, biz de arkadaşımla ev arkadaşıyız, üniversiteliyiz. Bizde böyle kıyafetler yok. Abi zamanında... Neyse, sakın o konuları konuşmak istemiyorum seninle. Zamanında babaannemizden kalırdık. He. Vefat etti be abi. Siz anlayışlı bir insana benziyorsunuz. Anlarsınız herhalde. Peki evladım, sana bir şey söyleyeceğim. Sen niye teyze kılığına girdin? 65 yaş üstüne de yasak. Onu düşünemedik ya, vallahi bilin. %100 burssuz okuruk abi biz. Lütfen beni şikayet etmeyin, ne olur ya. Tamam, maskeleri ver, bu konu kapansın. Tamam, al. Sağ ol. Ver. Al. Haydi selametle teyze. Teyzem diyorum hala ya. Hadi, hadi bakalım. Hadi, kendinize iyi bakın ha. Sağ ol. Çattık yahu akşam akşam. Ev kardeşim, çok az kaldı. Evet. Zafere ulaşmak üzereyiz. Evet, hadi. Yine bir mesaj, yine bir engel. Tesisat emekçisi Süper Mario gibiyiz. Sürekli bir engelden engele koşuyoruz. Yine ne istiyorlar? Mala. Mala istiyorlar. Bu saatte malayı ne yapacaklarmış? Bu iş artık libido sömürüsüne döndü. Dur ya, bu hemen insanları yargılama. Belki duvarlara mala vurmak gerekmiştir. Hemen kötü düşünüyorsun. Nereden bulacağız? İnanılır gibi değil. Şu ileride bir nalbur emekçisi var ve açık. Hadi gidelim. Allah'ın işi. Haydi. Selamın aleyküm. Selam, aleyküm. Açıksınız herhalde. He, açız, açız. Genelgede şimdi nalburlarla alakalı bir kural yoktu. Ben araya kaynadım herhalde. Ama dersen ki bu dükkan bu saatte niye açık, benim eve gidesim yok. Evet, evet. Ama neden dersen ki benim eve gidesim yok? Çünkü evde hanım. Ya bıyıklarını almıyor, almıyor, almıyor. Sonra diyor, bıyıklarımı almak zorunda değilim diyor. Lan ben aynı evde kahtanımı çiğnen yaşamak zorunda mıyım? İşi bir kişiden de bu kadar bıyık artık çıkmamalıydı. Mala var mı mala? Var. Sen bu saatte hayırdır? 15 lira. Tamam, ver. Ver.
Hatta sıva da ver. Ne olur ne olmaz. Al bakalım. Sağ ol. Yalnız böyle tedbir olmaz. Buraya bir de cam taktır. Olur mu? Dükkana ikna oldun. Cama mı kaldı? Çıkın gidin buradan. Hayırlı işler. Sağ ol. Kolay gelsin. Burculara çok az kaldı Bilal. Başarabiliriz. Başaracağım. Ya ne bileyim bunun uçlarından falan aldır. Sarıya boya. Öyle değil mi? Allah'ım. Oh. Bu büyük yürüyüşümüz, bu şanlı yürüyüşümüz burada sona eriyor ev kardeşim. Oh. İşte burcuların evi. Başardık. Sonuna geldik. Hadi bas dile girelim içeri. Haydi. Haydi evdaş. Oh. Aa, inanmıyorum Bilal. Gel. Ya geldiniz mi ya? Allah'ım inanabiliyor musun? Hem de istediğimiz her şeyi de almışsınız. Gerçekten inanamıyorum. Ay nasıl sevindi canım. İnan, inan. Burcu biz geldik. Ya bunlar bu kadar salak nasıl oldu ya? Hiç anlamadım. Peki bir şey soracağım. Mala da aldınız mı? Tabii mal aldık. Hatta Bilal'in aklına geldi. Sıva da aldık. Ne? Oha inanmıyorum ya. Bahadır ha? Gel aşkım. İddiayı kaybettin. Yapma ya. Evet. Ulan mala da aldınız mı lan mala? Burcu. Bu kaslı arkadaş kim? Abim. Çiçeğin de sevgilisi. Ya kusura bakma Bilal. Biz düşündük ki yani sokağa çıkma yasağı var ve siz gelemezsiniz diye düşündük ve aramızda iddiaya girdik ve siz de geldiniz. Ya bu kadarını ummuyorduk ama değil mi? Kusura bakmayın. Estağfurullah canım. Ne kusura bakması? Ya siz ne yapıyorsunuz? Oradan polis kovaladı bizi, koştuk geldi mağbur orada diyor bilmem ne. Tostçusu ayrı bir macera yaşattı bize. Neden bunu yaptınız? Ayıptır, günahtır yahu. Yazıklar olsun size. Nasıl insanlarsınız siz? Amerikan emperyalizminin uşakları, tiplere bak. Utanmıyor musunuz? Şu zor günlerde bizim gibi insanlarla eğlenmeye, dalga geçme elimde mala var benim bu saatte. Utanmıyoruz lan. Ne olacak? Hiç. Bu zor günlerde sizi bir nebze güldürüp eğlendirebildiysek ne mutlu bize abi. Buyurun. Eyvallah. Sağ ol. Burada istersen. İçeri girelim. Tost mu? Tost. Tost. Sağ ol canım. Tamam. Hadi. Keşke başka bir şeyler de istesek. İçecek olur mu? Biz nasıl bir imtihanın içine düştük ev kardeşim? Kendini tekrar eden bir süreç yaşıyoruz her maceramızda. Bence evimize gidip öz eleştiri yapmalıyız evdaş Bilal. Aman. Neyse ev kardeşim. İyi tarafından bak. En azından yakalanmadık. Hi canım. How are you? Meow. Müdür bey bir yaramazlık mı yaptı bizimkine? Şey yapmadım ya. Getirdim. Mehtap'ın çantasında poker fişi buldum. Kızım sen kumara bırakmadın mı? Ablam var. Yok senin ablan falan. O zaman direkt babam bir tane kadın o. Of yavrum dedi. Mehtap yerli malı diye Adıyaman tütünü getirdi ama. Ben aslında babamı getirecektim. Komik mi şimdi bu? Komik mi bu? Değil mi? Komik. Kardeşim yapmış olsaydınız. Şimdi siz bir tane sinema filmi yaptınız. Çakıldı. Devam filmini yapar mısınız? Şov dünyasına girmek isteyen herkesin hayali sokakta yürürken keşfedilebilmektir efendim. Öyle düşünüyoruz. Şimdi plakçılar çarşısındayız. Burada bir arkadaşımız var. Gayet yetenekli ama bakalım keşfedilebilecek mi? Olaylar nasıl gelişecek? İzleyip görelim. Buyursunlar. Ben sizin albümün adını hallettim bile. İlk albümünüzün adı. Hazır mısınız? Geliyor. Hasretlik. Ha? Yani abi bizim grubun adı baş başayken saçmalayan mobiletken. Çıkış albümümüzün adı Hasretlik.
Değil mi? Bilmiyorum yani. Değil mi? Maralım diyorsun değil mi? Zaten ben de ikisi arasına gittim biliyor musun? Ya Asretli koyacaktım ya Maralım koyacaktım. O zaman şöyle yapalım. İlk albümümüz Maralım için hayırlı olsun diyelim mi? Demeyelim abi. Demeyelim. Biz sana anlatamadık galiba abi. Bizim albümdeki şarkılar Hapşuruğun Geldi, Haniydik, Güneşsizlik Gözlüğü gibi indie şarkılar abi. Yani Maralım diye bir albüm yapmamız sence de saçma değil mi? Saçmalamaktan korkmayın aslanım. Saçmalamaktan korkmayın. Burası un kapanı. Cesurlar sofrası. Burada saçmalamaktan korkmayacaksın. Bakın ne yapalım biliyor musunuz? Gelin benim ofise gidelim. Bunları soğuk birer içecek içerken ben size anlatayım. Hadi gelin. Gelin ben ısmarlayacağım ya abi, Allah aşkına. Tamam, hadi yürü. Hadi. Böyle hayatım boyunca düşecek mi? Hiç mutlu günüm olmayacak bu benim. Dağlarından, taşlarından, dağlarından, taşlarından uçan gider kuşlarına. Ben 35 yıllık buradayım ben acarım. Ben böyle içli böyle yanık bir ses duymadım. Sen buraya nasıl düştün ya? Kovaya takıldım abla. Saf, düz mantık o kadar severim. Ama senin sesin var ya, bir acılı dürüme diz çöküp tövbe ettirecek kadar acılı bir ses. Gel otur şöyle ya. Gel şöyle otur ya. Ya gel. Senin adın ne? Mehtap. Ben de Naime. El tutan. Ben burada 35 yıllık menajerim. Tarkan'ı Tarkan yapan kim biliyor musun? Sen misin abla? Yok, bizim Numan abi yaptı onu. Ama beni çok seviyordu sağ olsun. Biz Sezen'in evine hep beraber gidiyorduk. Sezen Aksiye, Sezen Demam'dan anlamışsındır ne kadar yakınız yani, anladın mı? Ona minik serçe lakabını kim taktı biliyor musun? Kim? Ben bilmiyorum. Ya ben bilmiyorum. Ben ya bırak ya. Ya beni ilgilendirmiyor. Ben sana albüm yapacağım ya. Ya ben sana, sen bana eski şaşalı günlerime geri döndüreceksin. Ben var ya, ben sende Özcan'ı görüyorum biliyor musun? Özcan da ilk geldiği zaman bana gelmişti. Sonra ne oldu? Yanlış gelmiş, geri gitti. Ya benim üstüme burada çok oyun oynandı ya. Ya beni çok kıskandılar. Beni mahvetmek istediler. Ben tam bittim dediğim anda sen çıktın ya benim karşıma ya. Ya sen var ya, ben seni şöhret yapacağım. Ya sen hala bir dur. Sen bir dur, benim şu plak şirketinde çalışan bir tane karşım var, Kudret. Ben onu arayacağım. Tamam. Hı. Ondan bekle. Tamam. Alo. Alo. Alo Kudret. Ya bir yıldız keşfettim ya. Aşağı gel, aşağı kattayız. Tamam abi. Abi kapat. Tamam, bu iş bitti. Ben sana 50 albüm yapacağım. 4 mevsim ya. Senin o albümün damga vuracak her yere Mehtap. Ay ablam Allah razı olsun ya. Ben o kadar mutlu oldum ki şimdi sana nasıl anlatayım? Senin hakkını nasıl öderim ben? Ya belki %15 kazandığının, belki %20, belki 30. Oraları karşıma, oralar karışık. Oralar değişik. Bak, şimdi Kudret gelene kadar sen bir dans söyle. Ben sana bazı anlamalar vereceğim. Tamam abi. Oku başla. Dağlarından, taşlarından, dağlarından, taşlarından. Ya dur. Ya sen ne yaptın? Ya kızım senin sesine ne oldu ya? Abla şey ya. Bir şey söyleyeceğim. Daha kötü okuyabilirsin bence. Kötü oku ki belli olsun değil mi? Fena değildi. İnan iyi okudu, bundan çıkar. Evet. Seni sevecek bir şey bulamıyorum ya, sana. Valla bugün hiçbir şey söylenme. Bunca yıl bu kadar tip gördüm. Ben bu da karnım içime çekiyorum, hele zor. Evet. Hadi bakalım. Tamam abi. Oku bakayım sen bana. Ya dur! Ya dur kızım! Ya sana ne oldu? Sen niye o kadar tizden girdin ya?
Ya kim dedi sana? Ha abla. Bak ne oluyor biliyor musun? Ben şimdi bunca zamana kadar hep böyle çektiğim acıları düşünüp okuyordum bu uzun havaları falan. Tamam. Şimdi ben çok mutlu oldum ya, sen böyle plak dedin, bir şey dedin. Ondan ben çok mutlu oldum, mutlu olunca söyleyemiyorum ben, ne yapacağız? Ya ne yapacağız ya, senin mutluluğun bizim mutsuzluğumuz kızım, sen acı çek. Acı çek ya. Nayma. Nayma. Gene ne var Nayma? Yani hangi bet sesli temizlikçiyi getirip ben yıldız buldum diye başıma kakacaksın Allah'ını seversen ya. Bak hep böyle yapıyorsun, hep böyle yapıyorsun. Bu sefer de kötü çıksın, karışmam ha. Bu senin son şansın. Ya abi sen bana bir dakika zaman ver. Ben gideyim şu kıza bir acılı durum yaptırayım, getireyim bu kızı aç ya. Benim vaktim yok Naime. Ya şimdi ya asla. Kızım söyle. Söyle, söyle. Uçan gider kuşlar. Ben giderim. Haydi. Çok güzel kuşların anama. Eller sana sana döndü. Eller sana sana döndü. Ben kaldım göz yaşlarına. Müthiş. Bak şimdiden gözümün önüne geliyor. Konserler, CD'ler, plaklar hepsi sanki gözümün önünde. Ya ben, ben sana dedim. Ne yapıyorsun kız? Aç. Ya ben dedim ya ben mutluyum abi. Ya ben sana, sen benim sözüme güven. Hele kurban olayım, ya getir o sözleşmeyi yapayım abi ya. Yo yapalım yapalım da ben şimdi sadece prodüktörüm biliyor musun? Bu şirketin asıl sahibi Mesut Bey. O şimdi ikinci katta yetenek kovalıyor. Tamam, ben onu alayım geleyim. O da onaylasın. Bak biz bu sözleşmeyi yaparız. Albümü çıkartırız. Tamam. Hadi. Ya helal olsun ya. Ay ya abla abla duydun mu? Abla vallahi albüm dedi, o albüm dedi abla. Ya sen bana güven ya. Sen bana güven, ben sana ne dedim, ben seni star yapacağım. Sen şimdi de sahne adını, sahne afişini düşün, bu kadar. Tamam. Tamam. Abla, tabağını alayım, bitirmişsin. Ha, tostu yedim, bitirdim. Nasılsın İbrahim? Sağ ol Metop. İyiyim, sağ ol. Aç mısın? Tost basayım, yiyeyim mi? Yok İbrahim, midem ekşiyor, sağ ol. Geçmiş olsun Metop. Hadi kolay gele. Sana da. Allah'a emanet ol. Ben de. Ya bu ne ya? Bak, kız öyle ceylan gibi. Heh. Ya sizin hal ve tavırlarınıza baktığın zaman iki aşık. Ama muhabbete baktığı zaman iki amma, bu ne? Ya abla ya, vallahi bak aramızda kalsın ama ben aslında yıllardır İbrahim'e yanığım biliyor musun? Tamam. Bence o da bana karşı boş değil ama birbirimize açılamıyoruz yani. Ne yapmam lazım bilmiyorum. Öncelikle ben sana söyleyeyim, midenden ve mide asidinden bahsetme. Ya ben sana odaklanacağım ya. Ya bana ne? Benim bir hayalim var. Benim hayalim mi? Seni meşhur edersen ben etirlerde artık beyti yiyebileceğim. Tamam, gel bana. Anne, nerede süperstar ya? Ya kızım bak. Bak, çek teferiyle gelmişim ha. Tamam. Ya candan beri Allah aşkına. Allah yukarıda bir tane ben süperstar çıkartamadım ya. Ya şu dokumanı dinlemeli dijital platolar yok mu? Abi beni bitirdi o. Beni bitirdi. Kızım, hadi güzel bir şey söyle bak. Hemen kesiyorum ha. On ben kesiyorum. Hadi. Bir dakika. Şimdi bu gelmiş, bu daha patron değil mi? Yapımcı. En patron. Evet. Böyle çok acılı, baharatlı bir şey yemiş o. Hı. Ama biraz da böyle sert gelmiş yediğin şey. Hala bir çiğneme var. Bütün geçişini de yaşayalım. Yani mideye dokunur, reflü yapabilir. Acı dokunur insana yani. Doğru. Yani ağızdan başlayan sindirim sistemi. Hayır ama daha devam. Daha devam etmez. İşte biraz miden... Biraz şurada, mide, biraz buralarda dolansın. Evet. Ondan sonrasını biz bilmeyelim. Sonra skeç sonunda. O benim özelim olsun. Skeç sonunda bize. Aa, sen şimdi sadece sahne kostümünün sahne afişini düşün, tamam? Hı hı. Ah. Ah, geldi, geldi. Kızım ben... Ya ne dediğimi unuttum ha. Ay
demek lan? Ya bizim süperstar nerede? Bıyıkların havalandı abi. Ya bizim süperstar sen misin kızım? Bak ben yemin ederim... Çek defterimle gelmişim ha. Vallahi çek defterimle geldim. Size yemin ediyorum Ya arkadaş, ben Özcan'dan beri bir tane süperstar ben keşfedememişim lan. Ağzımı de lüb lüble baharat döp... Yap... Kusura bakmayın ya. Neyse, ya bu dijital platformlar yok mu? Hani böyle tıklamalı, dinlemeli. Abi. Ya ben yemin ediyorum size onlar bize bitirdi abi. Bize bitirdi. Bak, hazır. Şu sen şarkıyı oku. Ben sana 10.000 lira veriyorum kızım. Hadi bakalım. Evlenirdik, evlenirdik, onu derdik. Bu nedir lan? Bu nedir lan? He? Lan horoz mu kesti bu nedir lan lan? Ya sen Mesut abi, bana bu başla kalın. Bekle ben ses açacağım. Kızım sana yine ne oldu ya? Abla, çek defteri falan dedi ya, 10.000 lira falan dedi ya. Tamam. Ben yine çok mutlu oldum. Saç artık acıtmıyor beni vallahi. Ya sen ne çabuk antikorur ettin ya? Bunlar fiziksel acı sana acı vermiyor. Ben o zaman sana... Abi, Mesut abi. Ya siz beni bir 5 dakika bekleyin. Ben hamama gidip geliyorum ya. Hamama mı gidiyorsun? Hemen gidip geliyorum abi. Ya bu kız ne diyor Kudret? Benim 5 dakikam yok oğlum. Ben sana ne diyorum ya? Bu dijital platolarda oğlum 5 dakika ne demek biliyor musun? Ben Fero ne kadar tıklıyor 5 dakikada sen biliyor musun? Ben sana diyeyim 10, Fero de 20 milyon. Tamam abim, sen şimdi yadığını bitir orada. Kızım, haydi söyle bak gidiyoruz. Haydi. Su. Suyu döner, denin direk. Suyu döner, denin direk. Yağmur yağdı, yol kapandı. Yağmur yağdı, yol kapandı. Selamı kimle gönderecek aman? Selamı kimle gönderecek? Ya harika ya, müthiş, müthiş, harika. Naima kız, sana helal olsun kız. Bak, ben sana söz verdim kızım. 10.000 lira hemen kestim kızım. Bak, Naime, sana bir şey söyleyeceğim. Beni burada bekleyin ha. Hiçbir yere gitmeyin. Daha çok para kazanacağız. Kızım, asıl organizasyonu konserden. Tamam. Mardin, Diyarbakır, Zonguldak. Hadi, Hamburg. Yerlere gideceğiz kızım. Ya Bahadır, organizasyon Bahadır bunu görsün var ya. Biz o zaman parayı kazandık. Bahadır nerede ya? Ya Bahadır, 2 tane hamster mıdır, hamster mıdır? Onlar arabesçi yapmaya çalışıyor. Bu kızın sesini duysa var ya, yemin ediyorum. Onlara hemen yol verin. Ha, hadi koş lan koş. Haydi. Kızım, bir yere gitme. Ya bir dakika Mesut abi. Ya artık kimseyi çağırmayın ya. Ya böyle bir şey yok. Sen sabret, starım benim. Masma. Ne oldu kız? Dokunma abla bana. Dokunma. Ben seni sevmiştim. Tamam. Ben sana güvenmiştim. Ne öyle İbrahim, ne hallerini? Ya kızım, sen beni İbrahim'le görünce nasıl şark bülbülü gibi yuttun? Değil mi? Ya sen acı çekmeden söyleyemiyorsun. Acı senin yüreğine işlemiş. Anladın? Ben de ne yapayım ya? Ha. Sen benim iyiliğim için mi yaptın onu? Ya tabii ya. Yoksa ben niye elim elim patatesini ye o kadar? Deli misin? Bak, bunu sana kimse yapmaz. 10.000 liramız var kızım. Ay ya ablam ya. Ablam o kadar mutluyum ki sana anlatamam. Aşırı mutluyum. Yani beni artık hiçbir şey üzemez ya. Ya böyle bir şey yok. Sen mutlu olma ya. Ya sen mutlu olma kızım. Sana yaramıyorsa ne düşük bütçeli çıktın ya. Ya ben sana nasıl söyleyeceğim? Hala biraz düşüneyim. Ben düşündüm. Ben sana buldum. Sen İbrahim'den başka kimi seviyorsun? Seni. Ya duygusal yapma. Ya da yap. Tamam ulan sen de hadi yap bakayım. Beni seviyor musun? Vallahi seni çok seviyorum abla. Vallahi sen artık benim ailemden biri gibisin yani. Hadi bakalım. Ha. Hadi Allah aşkına gel. Tamam dinleyeceğim. Ya bak abi böyle bir müthiş bir ses yok abi. Tamam abi dinleyelim bak. Evet temizlik kız. Seni vallahi merak ettim. Bak 2 saattir seni anlatıyorlar. Müthiş abi ses. Ayaklı fas abi biliyor musun? Evet. Ama abi siz bana bir 5 dakika izin verin. Ha.
Ben hama gidip geliyorum abi, tamam? Evet, tamam. Hadi Badır abi. Bak, dediğim gibi fazla merakımdasın. Eğer güzel söylersen sana albümü yaparız. Ondan sonra seni turnelere çıkar. Bak, konser başı tam 50.000 verim sana. Şimdi bazıları soracak, Bahadır ilk baştan 50.000 saçma değil mi? Ben saçmalamaktan korkmam. Bu benim mottomdur. He, güdülerime güvenirim. Yalnız hemen söyle benim gülüm, çünkü ofisinde ekstra hapistir var, onları fazla bekletmeyeyim. Hadi tamam. Tamam abi. Dağlarının taşlarının, dağlarının taşlarının uçanı gider. Önce böyle başlıyor. Kuşlarının bu ya. Eller sılasına dün, dün, dün. Tamam gülüm, tamam. Tamam, çocuk gibi anlatacağım beni. Tamam gülüm. Akıyordu vallahi şuradan. Tamam Mesut abi, anlaştık. Oh. Anlaştık, tamamdır bu iş. Ya bu iş oldu. Oh, hepimizin hayatı kurtuldum ya. Mehtap, Naime nerede kız? Naime abla. Aha. Lan burada yatıyor, titriyor mu? Vallahi aşkına. Ah be. Tabii starı buldum, hemen alkola düş, değil mi? Yıldızı buldum, hemen yan gel yan. Ya oğlum, bir şey söyleyeceğim Kudret. Bu kızın menajeri sen ol. Tabii. Haydi abi. Haydi hemen plak doldurmaya. Haydi abi, haydi. Hadi. Güzel bir albüm yapın. Turneriz bende. Turne hazır. Hadi bakalım. Haydi. Naime ne olacak? Ya maması maması Naime'si yok kızım artık. Haydi bakalım. Hemen taksiye atlıyoruz avukatın yanına. Hemen anlaşmayı imzalayalım. Kızım hadi hemen oraya çıkalım. Hadi gel gel. Hadi kızım. Gel kız. Hadi hayırlı olsun. Hadi. Hayırlı olsun. Abi. Ben de, ben de. Hayırlı olsun, kolay gelsin. Gülüm ya. Oy, bu ne? Abi. Ha. Ne yaptı ya? Söyledin mi? He, söyledi, söyledi. Seninkini aldılar, götürdüler. Plak dolduracak. Bak, menajeri Kudret olacak ya. Haydi. Ya böyle bir şey yok. Ya ben yapacağım onu star ya. Madem. Sarhoş dediler, inanmadım. Meğer harbiden ayyaş çıktın sen ya. Arkamı bir anda kaldı. Neyse. Abi geldik. Siz vardınız değil mi lan? Evet, buyurun. Abi biz düşündük. Başta söylediğin şey çok garip gelmişti bize ama düşününce haklısın abi. Saçmalamaktan korkmayacağız ya. Aynen lan. Aferin lan. Saçmalamaktan korkmayın oğlum. Ama kariyeriniz için korkun. Çünkü nasıl desem, şimdi benim sizi alıp böyle bir arabesk albüm yapmam. Hani saçmadan ziyade sen söyle. Yani ne söyleyeyim? Üç tane Adana söyle, tamam mı? Benimki lavaşlı olsun, afiyet olsun canım benim. Az önce. Müdür bey, bir yaramazlık mı yaptı bizimki? Bir şey yapmadım ya. Bugün de ben eve iş getirdim. Mehtap'ın çantasında poker fişi buldum. Kızım sen kumarı bırakmadın mı? Ablam var. Yok senin ablan falan. O zaman değil. Babam bir tane kadın o. Yavrum dedi. Mehtap yerli malı diye Adıyaman tütünü getirdi ama. Ben aslında babamı getirecektim. Komik mi şimdi bu? Komik mi bu? Değil mi? Komik. Kardeşim yapmış olsaydınız. Şimdi siz bir tane sinema filmi yaptınız. Çakıldı. Devam filmini yapar mısınız? Efendim hayat adaletsizliklerle doludur. Bazen işte adaletsizlik olur, bazen aşkta. Şimdi bir arkadaşımızı işleyeceğiz efendim bu skeçte. Bakalım o nasıl bir adaletsizlikle savaşacak? Yenik mi düşecek, yenecek mi, kazanan mı olacak? İzleyip görelim. Buyursunlar. Dayı ya, şu bizim bacanağı üniversiteye alacaktık. Ne oldu o iş? Oğlum, Allah aşkına kaç kere diyeceğim. Şu üniversitede bana dayı deme ya. Rektörüm diyeceksin. Allah Allah. Ne iş yapıyor senin bacanağın? Manav. Ziraat Fakültesi'nde dekan yardımcılığı açılmış. Onu oraya alsak diyorum. Oğlum iyi de geçen gün daha Süleyman enişteyi iyi yüzüyor diye şu su ürünlerine dekan yaptık. Çok fazla dikkat çekiyoruz, yapma. Allah Allah ya oğlum bak herkes E-Devlet'ten bakar soy ağacına. Ben buradaki personel listesinden bakıyorum ya. Ya dayı bak bizim üniversitenin sloganı ne? Biz bir aileyiz.
E tamam işte, daha ne olsun? Ya sen bana bak. Dikkat et. Neyse, tamam. Hadi bakalım, al. Al, al. Yalnız bana bak. Bütün prosedürlere uysun, başımıza iş açmayalım. Tamam mı? Tamam. Arıyor. Alo, sayın vekilim. Gerçekten beni aramanız büyük bir şeref. Evet efendim. Ya isminizi ekranda gördüğüm zaman gerçekten büyük bir onur. Anladım efendim. Tabii, tabii. Tabii. Zaten biz de şu anda onu konuşuyorduk. Şimdi sizin yeğeniniz bu sınavdan 30 aldı değil mi? Güzel. Ya zaten ismini yazan otomatikman sistemde 30 puan alıyor. Anladım. Anladım efendim, anladım. Tabii, tabii sizin yeğeniniz bizim yeğenimiz efendim. Anlıyorum sayın bey. Sayın bey, tünele girdi herhalde, kapandı. Ne yaptınız? Heh, dayı merak etme. Şimdi bizim vekilin yeğeni 30 puan aldı ya. Şöyle ki ben şartnamede 30 puan üstü alanları zaten eliyorum direkt. Onlar başvuramıyorlar. Ya zaten adını yazsan 30 alıyorsun. Evet. Tamam, o yüzden kimse başvuramaz yani. Merak güzel güzel, iyi düşünmüşsün. Yalnız eğer biz bu çocuğu kadroya almazsak hepimiz kadro dışı kalırız, ona göre haberin olsun ha. Gel! Ne var? Diyetisyenlik araştırma görevlisi başvurusu için geldim. Adım İbrahim. İbrahim mi? İbrahim oğlum. Oğlum İbrahim neredesin? Oğlum biz de seni bekliyoruz ya. Başkanım. Allah Allah. Az önce amcan sayın vekilimizle de konuştum. Gel şöyle. Tamam. Gel şöyle. Buyurun. İbrahim Bey oturun. Şimdi Fikriciğim. Hemen sitemizden akademisyen kadrosunu şöyle bir yenileyelim. Hemen. İbrahim Bey'in güzel bir resmini de koyalım buraya. Tamamdır. Şu kim ya? Çıkar şunu. O bizim yengenin baldızı ya. Ayıp olur. Yapma ya. Evde kavga çıkar şimdi. Kalsın kalsın. Evet. İbrahim'ciğim. Nasılsın? Bana mı sordun? Evet. İbrahim ben değil mi? İyi. Vallahi güzel. Bravo. Güzel bir başlangıç oldu. Bir şey içer misin? Muzlu süt alırım. Yalnız bu olanda bir sıkıntı var. 130 kilo diyetisyen mi olur ya? Neyse, evet. Sen şimdi İbrahim Bey'in muzlu sütünü getir. Zaten 2 dakika kaldı son başvurunun bitmesine. Güzel. Gel. Buyur. Merhabalar. Diyetisyenlik bölümüne araştırma görevlisi olarak başvurmak için gelmiştim. Kardeşim 30 puan üstü olan başvuramaz. Çık dışarı. Çık çık. Çık çık. Ben 30 puan aldım zaten. Başvurabilirim. Saatime şöyle bir bakıyorum. 1,5 dakika kadar daha sürem var. Personel alım kanununa göre kabul etmek zorundasınız. Şimdi Cem kardeşim şöyle bizim aradığımız şartlara şöyle bir bakıyorum. Uygun değilsin. Zaten kadromuzda doldu. Hadi çıkabilirsin, gidebilirsin. Hadi. Sen nereye gidiyorsun İbrahim? Kadro dolmuş ya tüh. Oğlum sana demedim. Gel İbrahim. Puanım, mezun olduğum bölüm, tarih ve gerekli belgeler şartname kurallarını sağlıyor. Personel alım kanununun 172. maddesi 5. fıkrasının A bendine göre başvurumu kabul etmek zorundasınız, yoksa mahkemede hesaplaşırız. Doğru mu diyor oğlum bu? Ne bileyim dayı ya, adam kanun diyor, fıkra diyor. Ne yapacağız? Merak etme dayı. Ben bunları mülakatta gönderirim, merak etmesin. Tamam. Zaten puanları eşitmiş. Tamam. Şimdi hadi şöyle yapacağız. Hadi yap. Evet. 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 Her ikinizin de başvuru şartları eşit olduğuna göre mülakat yapacağız. Mülakat. Kardeşim seni şöyle biraz kenara alalım. Biraz ayrılalım. Beyefendiden. Evet. Yalnız biliyorsunuz artık mülakatlarda kamera zorunluluğu getirildi. Odaya şöyle bir bakıyorum. Siz de bir kamera göremiyorum. Rahatsız olmayın. O yüzden ben de kendi kameramı getirdim. Biraz kalsınız. Kalsınız. Şöyle. Koyayım. Koy. Koy Bay Bilmiş. Koy. Allah Allah. Evet neyse Fikriciğim şu mülakat başlasın artık. Hemen başlıyorum. Evet. Şöyle ki, biz üniversite olarak İngilizceye çok önem veririz. Evet. O yüzden İngilizceyle biraz başlamak istiyorum. Evet. İbrahim Beyciğim, İngilizce sorunuz geliyor. Buyurun. Biraz zor bir soru. What is your name? Oh. Bunu biliyorum.
May. Name. Tell. My name İbrahim. Bravo! Ben böyle bir İngilizce görmedim. Ana dili gibi ya. Aksan British. Aksan British. Evet. Bravo. Evet. Feridun Bey. Sizinle biraz öncelikle İngilizce konuşalım mı? Biraz sohbet edelim. Hazır mısınız? Of course. I'm ready. I lived in England for 7 years because of my family's job. We can say that my mother tongue is English. Also, my English exam score is 90. I also have 7 articles written of English. Nasıl? Yes. Okay. I am understand. Sus lan, stupid. Sus. Adam bizi buraya bitirmeye gelmiş. Sen hala şaklabanlık peşindesin ya. Adam gibi bir soru sor da ele şunu hadi. Ne bileyim dayı ya. Adam İngiliz çıktı. Neyse, buradan yürüyemeyeceğiz belli. Ben başka bir soru soracağım. Evet, şöyle ki genel kültür sorularına geçiyoruz. Evet. İbrahim Bey, sorunuz biraz zor. O yüzden dikkatli cevap verin lütfen. Türkiye'nin başkenti neresidir? Oh. Yani böyle bir soru da artık. Daha neler ya, Türkiye'nin başkenti. Çok zor soruyorsunuz. Yozgat'la Ankara arasında gidip geliyorum. Oğlum İbrahim, Yozgat seyahatmişsin sen ya. Niye gidip geliyorum? İlk durakta dur. Anladım, Yozgat. Lan ne Yozgat'ı? Ankara. Bravo! 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 Bravo, işte budur ya. İşte böyle bir genel kültür. Tebrik ederim. İşte böyle bir zeka. İşte böyle bir dima. Bana bak ki. Hadi bitir şey. Tak bir şey, bitir şey. Hadi bitir bir şey. Hadi. Evet, Tiridon. Senin sorun biraz basit. Hayır. Evet, şöyle. Zambiya'nın yüz ölçümü kaç kilometre karedir? Evet. Zambiya. Bu soruyu bilebileceğini hiç sanmıyor. Zambiya sahip olduğu 724.614 kilometre kare alanla dünyanın en büyük 39. ülkesi konumundadır. Yok artık ya. Oğlum, lan bunu Zambiyalı bile bilmez. Sen nereden biliyorsun? Diyetisyenlik tezimi Afrika ülkelerinde beslenme üzerine vermiştim de. İat etmiştim. O zaman söyle bakayım. O Zambiya'da hemen merkezde bir tane şey var. Bakkal var. O bakkalın yanındaki yokuşun adı ne? Ne bileyim ben? Nereden biliyorsun? Bilmiyorsun. Çık dışarı. Hadi çık. Bilmiyorsan o zaman elendin. Hadi çık. Bana ek soru sordunuz. Diğer adaya da ek soru sorun. Sorarız. Sor. Ne var? İbrahim Beyciğim. Ege bölgesinde bulunan denizimizin adı nedir? Benim matematiğim çok iyi değil yani. Oğlum adam sorunun kategorisini bile bilmiyor. Buradan yürüyemeyiz. İkimiz de bilemedik. Diğer soruya geçelim. Şey yapalım. Tamam. Diğer soruya geçiyoruz o zaman. İbrahim Bey, o zaman sizin sorunuz geliyor. Bir tarih sorusu. Biraz zor. Lütfen dikkatli düşünerek cevap verin. Bugünün tarihi nedir? Tarih deyince de hemen bugünün tarihi. Yani siz sorularda biraz adaletsizlik yapıyorsunuz. Oğlum İbrahim, ne alakası var? Allah aşkına ne alakası var ya? Kurban olam, şunun cevabını ver artık. Söyle tarihi. Bugünün tarihi. Bugünün tarihine bak. Evet. Bugünün tarihini anlamak için düne bakmak gerekir. Güzel. Dün ayın 5'iydi. Evet, doğru yoldasın. Dün bugünün dünüyse. Evet. Bugün dünün yarını. Kafa karıştı. Yarın ayın 5'iydi. Bugün 7'sinin değil 8'in. İbrahim bak. İbrahim. O 9. İbrahim. Aralık. Ha, onu demiyorum oğlum. 2020. Lan onu demiyorum. Şuradaki rakamı oku. 1, 2, 3. Lan bunu. 6. Bravo. Allah Allah. Bravo. İşte zamanını özümsemiş muhteşem bir insan. Yeter. Yeter. Evet Feridun, senin sorun geliyor. Evet. Yine oldukça kolay bir soru geldi. Çok şanslısın bugün. Evet. Tarihteki ilk kütüphane kimler tarafından hangi tarihte kurulmuştur? Gerçekten kolay soruyorsunuz yani. Millet bir şey var zannedecek.
Tarihteki ilk kütüphane Asur hükümdarı Asurbanipal tarafından M.Ö. 625 yılında kurulmuştur ve Ninova Kütüphanesi olarak da bilinmektedir. Ya yok artık ya. Lan bunu nereden bildin? Ha? Her yaz baban seni Asur İmparatorluğu'na tatile mi götürüyor? Doğru söyle lan. Sen nasıl 30 aldın oğlum bu sınavdan? Ben kaydırma yaptım. Ben sana kaydıracağım şimdi. Evet, değerli arkadaşlar, genel kültür sorularımız bitti. Şimdi genel yetenek sınavına geçiyoruz. Ha, genel yetenek mi? LYS'de full çekmiştim. Matematik mi, fizik mi, kimya mı? Güreş. Evet, güreşeceksiniz. Bakalım kim yenecek? Vallahi Tay süper zekası. Oğlum, boşuna beni böyle üniversitede rektör yapmadılar değil mi? Evet, şimdi üçten geriye sayacağım. Kazanan üniversitemize öğretim görevlisi olacak. Hazır mısın İbrahim'ciğim? Hazırım. Hazır mısın Feridun? Hazırım. O zaman sayıyorum. 3, 2, 1. Lan daha bir demedim arkadaş, adam yıldı lan. Ne oldu, dönüyor. Dönüyor. Lan ne oluyor bu? Ya bırak işte. Oğlum sürünüyor, kapıya doğru gidiyor, dur çıkmasın. Dur. Vallahi öldü ha. Vekilin yeğenini öldürdük lan. Hayır, ölmedi. 20 saniyeliğine şah damarını kilitledim. Şimdi kendine gelir. 4, 3, 2, 1. Muzlu süt mü oldu benim? Tıkkımın dibi oldu. Bana bak lan Google. Oğlum sen güreşi nereden öğrendin lan? Sen ne karışık bir adamsın. Güreş bizde atasporu. Ben Koca Yusuf'un torunuyum. Alt kategorilerde 3 Avrupa birinciliğim var benim. Tabii akademik kariyer araya girince bırakmak zorunda kaldım. Vallahi keşke bırakmasaydın ha. Yemin ediyorum hayran kaldım. Çok şaşkınım vallahi. Çok iyiymişsin gerçekten. Evet. Evet, güldük eğlendik. Şakamız da bittiğine göre... Ne şakası? Herhalde okula öğretim görevlisini güreş yaptırarak alacağız deriz ya. Bir yürü bir nefes alalım diye yaptın. Evet, şimdi son sorumuza geliyoruz. Son sorumuz şöyle. Aklımdan bir sayı tutacağım. Hanginiz bilirseniz öğretim görevlisi olarak onu seçeceğim. Evet. Aklımdan sayımı tuttum. Feridun Bey bilin. 7. Bilemedin. Vallahi bilemedim. Kusura bakma. Bilemedin. Evet. İbrahim Bey, şimdi sıra sizde. Tutuyorum. Bilin. 37,5. Bravo. Gerçekten buçuğuna kadar bildin. İçimi okudun. Evet. Teşekkürler. Kusura bakmayın Feridun Bey. İbrahim Bey kazandı. Ya siz de artık üzülmeyin yani. Ne yapacaksın şimdi? Ya siz gidin özel sektörde çalışın. Şimdi bunun maaşı az, ne bileyim rektörüydü, dekanıydı, öğrencisiydi. Bunlarla uğraşmak bela, zor iş yani. Aa, zor işmiş ya, ben gideyim. Lan sen nereye gidiyorsun? Gel buraya. Allah'ım. Ya Allah aşkına Fikri, al şunu götür de kaydını yaptır ne olur. Tamam. Ah, bu arada enişteme de söyle, çay söylesin. Tamam. Evet, kusura bakmayın, siz de eğlendiniz. Yalnız beni de bayağı terlettiniz. Lütfen çıkın dışarı hadi. Burada resmen torpil yaptınız. Diğer adayın kazanması için her şey yapıldı burada. Sen kimsin lan? Kimsin? Sen kimsin? Kimsin? Senin elinde böyle bir kanıt mı var? İnsanlara iftira atma, çıksın! Çık! Terbiyesiz! Ahlaksız! Sayın vekilim, ben de sizi arayacaktım ya. Evet, oldu o iş. İbrahim Bey'i aldık, evet. Ya Feridun diye bir adam geldi arkadaş. Öyle uğraştırdı bizi ama öyle dümenden bir mülakat falan ayarladık da ondan sonra hallettik işi. Evet, torpilimizle artık İbrahim Bey üniversitemizde. Evet, hayırlı uğurlu olsun Sayın Vekilim. Sayın Bey, tam ismini verecektim. Adam asansöre bindi herhalde, kapandı ya. Zannediyorum her şeyi kaydettin ha? Hem de hepsini. Ne yapacağız şimdi bu torpili? Torpil... O torpil galiba elimizde patladı. Bu arada sen benim tuttuğum sayıyı nereden bildin ya? Efendim gülmek dünyanın en güzel şeyi ama bazen gülmek bile insanın başına dert açabiliyor. Öyle anlardan birini işledik. Bakalım neler olacak, izleyelim. Buyursunlar. Evet.
Gel gel Fikri. İyice suç makinesine döndün. Oğlum bu senin de 18. davamız. Karımdan çok seni görüyorum ben artık ya. Bizi şebeke falan zannedecekler. Bak çok önemli bir noktadayız. Köprüden önceki son çıkış. Çok dikkatli olmamız lazım. Yani üst sınırdan yargılanırsak diğer infazlarda eklenir, en az 30 yıl içeride yatarsın oğlum. Ben masumum. Masum mu? Oğlum bana yalan söyleme bari ya. Güpegündüz adamı yolda gasp etmişsin. Doğru. Ne yapacağız? Bir dakika. Görgü tanığı da var üstüne üstlük. Doğru. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Gel bakayım, gel. Gel anlatacağım. Bak o yüzden seni böyle jilet gibi giydirdim. Mahkemeye çok saygılı davranacağız, tamam mı? Ya ceza alacağımız kesin. Amacımız en alt sınırdan ceza almak ya infazdan yırtalım. Tamam mı? Unutma bak. Hakime sakın ters bir şey yapma. Merak etme avukat bey. Hakime öyle sevdireceğim ki kendimi, beni nüfusuna geçirmek isteyecek. Dikkat et de hakim bize geçirmesin. Unutma bak, en ufak bir saygısızlık yok. Aman, aman diyeyim. İbrahim Bey'ciğim, hiç merak etmeyin. 10 dakikada biter davamız. Zaten görgü tanığımız da var. Ya. İçiniz rahat olsun. Avukat hanım, mahkemeye falan ne gerek vardı Allah aşkına? Görgü tanığı var diyorsunuz. Gasp yapan belli. Halim ortada. Yani boş işler bunlar. Doğru söylüyorsunuz ya. Biz de zaten boşu boşuna okuduk. Hakimler boşu boşuna onca yıl emek verdi. Haklısınız. En iyisi ne yapalım? Yargı sistemini kaldıralım değil mi? İbrahim Bey, sakın hakimin karşısında böyle konuşmayın. Sakın. Bakın adam çok sert biriymiş. Gerçekten adamın davalıyı da davacıyı da içeri tıktırmışlığı var. Ay lütfen vallahi haklıyken haksız duruma düşürüz. Lütfen tamam, buyurun. Kardeş be, davanı geri çeksen. Bir yanlış anlama oldu. Ben seni birine benzettim. Evet kardeşim, evet. Sen beni birine benzettin. Şu halime bak, bir güzel benzettin sen beni. Yanlış anlaşılma falan yok efendim. Ha? Yanlış anlaşılma yok. Bunun hesabını vereceksin. 5 gündür gülemiyorum ben ya. Bu ne ya? Adama baksana. Vallahi bu adam bizim piyasanın ekmeğini yermiş. Çok sert birine benziyor. Ne yapacağız? Hep! Arkasında sana davayı açıyorum. Davacı İbrahim Geniş. Davalı Fikri Hırsız. Evet, bir gasp olayından mütevellit mahkememize gelmiş bulunmaktasınız. Mecidiyeköy otobüs durağında çarşamba günü saat 15.35 sularında Fikri Hırsız arkadan yaklaşmak suretiyle İbrahim Geniş'in cüzdanını gasp etmek istemiş. İbrahim Geniş farkına varınca aralarında arbede yaşanmış. Çıkar arbede adam! İbrahim Bey'in 2 elmacık kemiği ve burun kemiği kırılmıştır. Doğru mudur? Hı? Evet. Müşteki İbrahim Geniş avukatı Mehtap Çetin. Dinliyorum kızım. Efendim? Evet. Sayın Hakim Bey. Evet. Efendim biz... Evet kızım. Fikri Hırsız'dan... şikayetçiyiz biz. Evet. Müvekkilim İbrahim Bey'i... kendisi İbrahim Geniş'i... darp ve gasp etmiştir efendim. Evet. İbrahim Bey, devamını siz anlatabilir misiniz? Müsaitsiniz. İbrahim! Kalk ayolum. Anlat bakalım o gün. Neler oldu, nasıl oldu? Sen olay anında neredeydin? Hiç çekinme. Ben senin baban gibiyim ya. Bu Fikri Hırsız'dan da sakın korkma. Anlat çocuğum. Ne gülüyorsun oğlum? Yavrum ne gülüyorsun? Komik bir şey varsa söyle biz de gülün. Yavrum pişmiş kelle gibi ne sırıtıyorsun? Vallahi davacı demem atarım içeri. Yakayım seni! Estağfurullah efendim. Bir saygısızlık etmek istememiştim. Kusura bakmayın. Aklıma bir şey geldi, ona gülüyordum. Özür dilerim. Evet, sizin de dediğiniz gibi hakim, hakim bey. Gasp edildim. Bu adam beni güpegündüz gasp etti. Üstelik efendim kendisi burnuma vurdu. Vah 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 vah. Acıdı mı? Ha? Acıdı mı?
acıdı. Yazık, bak ağlıyor ya çocuk. Tamam. Otur oğlum, tamam. Evet. Fikri hırsız. Ne diyeceksin? Allah yardımcımız olsun. Ne, ne, ne? Sakın gülme, sakın gülme. Sırat Köprüsü'ndeyiz. Şu anda aklına başka bir şey hareket eder. Efendim, benim mahkemeye saygım sonsuz. Ama bir yanlış anlama var. Ne gibi? Dinliyorum seni. Bir dakika. Bir dakika. Ölmüş babaannem, ölmüş babaannem, ölmüş babaannem. Efendim, şöyle ki... ben İbrahim Bey'i bir arkadaşıma benzettim. Arkadaşına benzettim. Dinliyorum. Evet efendim. Şöyle ki, ona arkadan yaklaştım ve... olaylar istenmeyen bir noktaya geldi. Bir dakika, bir dakika şimdi. Oh. Şimdi sen, adama arkadan yaklaşıp cüzdanını çekerken... adam fark etti, hırsız diye bağırdın da adam. Doğru mu? Doğru anladın değil mi? Sonra adam Celal ile sana diye karşılık verince de anlamadı. Doğru mu? Adamı patakıda 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 döverken de anlamadı. Ulan her şeyi geçti. Sen bu adamın cüzdanını niye geri vermedin? Ya niye geri vermedin adamın cüzdanını? Ne gülüyorsun oğlum? Niye gülüyorsun? Niye gülüyor bu? Efendim gülmüyor çünkü şu anda bir müvekkil kendisi ağlıyor efendim. Çok... Allah beni belamı versin. Tamam sessizlik. Avukat Bey. Evet. Siz ne diyorsunuz bu duruma? Nasıl savunacaksınız bu adamı? Suçlu ki konuşmuyor. Bu suçlu belli bu. Bu suçlu. Efendim, savunmamız için... yani bizim savunmamız... İyi misin yavrum? Efendim, savunmamız... savunamıyorum. Ben şu an savunamayacağım. Nasıl? Savunmuyor musun? Suçu kabul ediyorsunuz yani, doğru mu? Yok, hayır da kusura bakmayın, şu an savunamıyorum. O zaman savunsana, ben suçu kabul etmiyorsan. Gerçi neyi, ben de konuşuyorum, neyi savunacaksın? Şu adamın haline bak. Yavrum, İbrahim, yaklaş yanıma. Yanıma yaklaş. Efendim? Gel oğlum buraya. Yaklaş biraz. Oğlum gel. Bu yüzündeki izler için bir darp raporu aldın değil mi oğlum? Aldın mı? Yaklaş bakayım. Biraz gel. Çok kötü olmuş ya. Ay şuna bak. Sanki kedi tırmalamış gibi bu. Hani olur ya mahallede böyle arsız kediler olur. Bir sevmeye çalışıyor. Koy hadi hadi yapar ya. Bilirsiniz onlar her mahallede vardır. Geçerken böyle iki seveyim dersin. Hadi. Onlar gibi olmuş. Ne oldu avukat hanım? Niye gülüyorsun? Ayık. Akif Bey, çabuk kız. Kusura bakmayın, şey oldu biraz. Ne oldu? Siz öyle deyince benim de aklıma böyle komikli bir kedi videosu geldi. Ondan kusura bakmayın. Öyle mi? Neymiş bu video? Biz de bakalım, biz de gülelim. Göster bakayım neymiş o video. Şey efendim, hemen ben tabii size de izleteyim. Göster bakayım. Ne?
Siz niye gülüyorsunuz? Siz videoyu izlemediniz. Hayırdır, siz niye gülüyorsunuz? Şimdi efendim, ben aslında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi durum ortada. Bizim görgü tanığımız da var. Acaba diyorum, daha fazla uzatmadan görgü tanığını mı çağırsak? Olur, oturun. Teşekkür ederim. Mübaşir! Mesut Mutlu'yu gönder! Yaptı bizimki, şey yapmadım ya, bugün de ben eve iş getirdim. Mehtap'ın çantasında poker fişi buldum. Kızım sen kumarı bırakmadın mı? Ablam var. Yok senin ablan falan. O zaman direkt babam bir tane kadına of yavrum dedi. Mehtap yerli malı diye Adıyaman tütünü getirdi ama. Ben aslında babamı getirecektim. Komik mi şimdi bu? Komik mi bu? Değil mi? Komik. Kardeşim yapmış olsaydınız. Şimdi siz bir tane sinema filmi yaptınız. Çakıldı. Devam filmini yapar mısın? Efendim şimdi biz bir buluşmaya gideceğiz. Bakalım o buluşmanın tarafları kimler? Bir ayrılık konuşması olacak. Bakalım haklı sebepten mi bir ayrılık olacak, yoksa ayrılık son anda
dönecek mi izleyip görelim efendim. Buyursunlar. Otur Feridun, seninle konuşacağız. Olur, oturun. Pardon Feridun, telefonum çalıyor şu an. Alo, ne haber Çiçek? Ha, geldik, oturduk. Oturuyoruz masada Çiçek. Hı, geldik. Yanımda. Duruyor Çiçek. Bakıyor Çiçek, bana bakıyor. Boş bakıyor Çiçek. Bayağı boş bakıyor. Öyle mi diyorsun? Ha tabii, bir saniye Çiçek'le bir mevzuat hakkında konuşacağım. Tabii tabii, konuşuruz. Mevzuat. Evet, geldik bir ilişkinin daha sonuna. Gümbür gümbür geliyor ayrılık. Gerçi ciddi bir şey düşünmüyordum ama bu ilişkiyle bu kışı çıkarsak iyiydi ya. Şimdi yeni birini bul işin yoksa. Hayır, işin kötüsü benim işim de yok. Ulan iş yok, sevgili yok. Tüküreyim böyle hayata be. Benim bu yeteri ayrılıktan vazgeçirmem lazım. Bir şey yaptım, kapadım, kusura bakma. Yok, ne demek? Şurada da bir adam gördüm geçerken. O hep orada oturuyor. Neyse, gülmeyelim zaten. Tamam. Bunun şaka değil. Ben bir karar aldım Feridun. Ve bu kararı almamdaki en büyük sebep beni dinlemiyor oluşun. Sen beni dinlemiyorsun Feridun. Sen sadece bana bakıyorsun Feridun. Öyle bir şey yok yeter. Ben seni her zaman dinliyorum. Hayır, sen beni dinlemiyorsun Feridun. Sen sadece bakıyorsun. Dinlemek bu değil. Üç tane kelimen var. Anlıyorum. Evet, öyle. Onları da böyle başını sallayarak araya serpiştiriveriyorsun. Ve beni katiyen dinlemiyorsun. Feridun, çağımızın vebası iletişimsizlik. İletişim kurulamayan bir ilişki katiyen ve katiyen yürüyemez. Yürüyemez Feridun. Aynen, aynen. Gene aynı şey yapıyorsun Feridun. Gene aynı şey yapıyorsun. Bundan bahsediyorum işte. Oho, başladı yine. Yok abi, bu maç buradan dönmez. Eski ofisteki Zeynep'in sevgilisi var mıydı ki lan? Eski ofisteki kızın adı Zeynep miydi? Aa, şimdi aklıma geldi. Akşam maç var. Oley! Yani ne diyorsun bu konuda? Ne? Feridun, sana bir şey sordum. Dinlemiyorsun beni diyorum. Ya ilişkinin içinde de dinlemedin, sonunda da dinlemedin. Madem öyle ben gidiyorum Feridun. Öyle mi? Tamam, bitti. Tamam, yeter. Tamam ya, tamam gel. Haklısın. Ben bunu çözeceğim. Otur, sorunlarımızı konuşalım, tamam? Ben konuşuyorum Feridun. Ben konuşuyorum Feridun. Sen dinlemiyorsun Feridun, dinlemiyorsun. Belki de sen dinletemiyorsun işte. Anlamadım. Şey diyorum, yeter. Sesin o kadar güzel ki, o kadar tatlı ki ben seni dinlerken böyle hipnotize oluyorum. Kulağıma o kadar tatlı masaj gibi geliyor ya. İnanır mı ki lan? Gerçekten. Vallahi inandı. Evet aşkım, aynen. Bak gene aynen ama. Tamam Feridun. O zaman tamam. Bu sefer son olsun. Tamam. Ama lütfen son olsun Feridun. Son. Bak sınırdayım, ne olursun. Tamam. Zaten iş yerinde iyi gitmiyor işlerim. Bari özel hayatımda aramız iyi olsun. Lütfen Feridun. Ne oldu ki iş yerinde? Diyeceksen anlatacağım. Sen deli misin ya? Gözlerimi sana diktim, bakıyorum ve dinliyorum. Hadi. Müşteri geldi. Hemen beni tabii çağırdı müdür odaya. Dedi yeter gel. Gözlerine bak, dinle. Müşteri şikayet ediyor. Evet, müdür bey. Evet, dinliyorum. Kesinlikle dedim söylediğiniz günlerde ben yoktum. Ne diyor? Üç gün diyor. Bu üç günde neredeydin yeter diyor. Müdür beyciğim dedim. Ben bu üç gün boyunca dedim burada değildim dedim. Zaten dedim bakarsanız dedim takvime dedim. Benim üç gün burada olmadığım gayet belli dedim. Ben dedim bu tarihlerde zaten üç gün boyunca şirkete gelmedim. Eğer üç gün boyunca şirkete gelmediysem... Eyvah, konu dağılıyor. Olsun. Yılma. Odaklan. Dinle. Gözlerine bak. Gözlerine bak. Gözlerine. Yeter'in bir gözü diğerinden küçük mü lan? Aa, bildiğin küçük. İnsan vücudu ne acayip ya. Misal benim de sol elim sağdan büyük sanki. Bakayım. Bir tane. Ne diyorsun? Hadi bakalım. Acaba ne diyorum? Ya ne güzel dinliyordum ya. Ne oldu gene? Olur mu? Olmaz mı? Olur. Olur mu diyorsun Feridun? Sen de mi annem Gillerle tanışmak istiyorsun? İnanamıyorum ya. Ben de inanamıyorum. Ben de yeter. Ulan olay ne ara müşteri şikayetinden aileyle tanışmaya geldi. Ay, izin verirsen seni ailemizin tüm üyeleriyle tanıştıracağım. Hadi. Ama önce müsaade edersen ailemizin en sempatik, en minik, en tottiş köpeğiyle başlayacağım. Hadi. Bak köpeğimizin adı Toffl. Bu. Toffl yabancı dil sınavı değil miydi? Bu mu? Demin kızın ailesiyle tanışmaya he dedin. Kafana takılan bu mu şimdi? Kız haklı abi, ben dinlemiyorum. Dinlemek çok mu zor ya? Misal bak, yine dinlemiyorum. Kız dinlemiyorsun diyor, kıza hak verirken bile dinlemiyorum. Büyü mü var lan acaba bende? Çok
Çok tatlı değil mi? Çok, çok tatlı. Çok güzel, maşallah. Ben onu ne yaparım biliyor musun? Onu alırım böyle masaya yatırırım. Böyle karnını böyle yaparım onu. Alırım böyle, böyle yüzümü boynunun oraya koyarım. Onu zevkten titretirim böyle. Kıçına iki tane şaplak atarım. Vay! Anneannemin. Kofun nerede lan? Feridun, hayır dinlemeyi bıraktım. Bakmıyorsun da ya. Yok ama sana artık. Ya ne var ya? Ben... Böyle böyle mi yapacaksın? Hayır, ben kendi anneanneme de yapıyorum. Böyle böyle mi şaplatacaksın? Yapıyorum kendi anneanneme. Böyle böyle mi yapacaksın anneanneme? Anneannemin en sevdiği şey böyle boynuna yaşlı kadına yaşlar seversen kendi anneannene yapmıyor musun? Bir dakika. Ne? Bir dakika. Şu anda burada benim anneannemle olan ilişkimi biz masaya mı yatırıyoruz? Yeter. Efendim, yok yatırmıyoruz. Ayıp. Ayıp değil mi? Yok zaten ben öyle bir şey demek istemedim. Bilmiyordum ben. Tamam şimdi boş ver. Aile bağları demişken halanla annen niye senin kavga etti? Söyle bakalım. Onlar küsler. Küsler mi? Böyleler, böyleler. Hiç konuşmuyorsun. Ama dinlemiyorsun ki. Anlatma. Anlatayım mı? Anlat. Şimdi geçen yaz biz annemlerle, halamgillerle beraber bizim yazlığa gittik. Güzel. Bu bana en az 10 dakika kazandırır. Benim bu aileyle tanışma işinden kurtulmam lazım abi. İş evliliğe gidiyor. Bence ben ayrılayım. Emin miyim lan? Şimdi bakarsak bir, çok sıkıldım. İki, yerim çok dar. Oo, senden çok var. Roberta mı? Ne yapıyor lan acaba? Sen şarkı mı mırıldanıyorsun Feridun? Asla, ne alakası var ya? En son ne dedim ben Feridun? Hangi kelime çıktı ağzından? Aa, yeter. Hmm. Bu ne mürebbiye gibi böyle ya? Sınıf öğretmenimsin sen. Çocuk muyum ben? Hayır, böyle bir şeye izin veremem. Cevap ver ulan bana! Allah'ım! Allah'ım 600 binde bir şansın var. İmkansız bu. Düşün. Düşün ne dedi en son? Tatil falan dediydi. Çabuk. Çabuk! Çeşme! Ay, vallahi da dinlemişsin. Vallahi. İnanmıyorum, tuttu. İnanmıyorum. Ne tuttu ya, nasıl? Fikirlerimiz tuttu yani. Aynı şeyi düşünüyoruz. Evet, o anlamda dedim. Evet, ben de başını günahını aldım. O zaman ne duruyoruz? Ne duruyoruz? Anneme haber vereyim. Hemen. Evleniyoruz diyeyim. Ulan helal olsun bana be. Aklımı seveyim, aklımı. Alo anne, ne yapıyorsun anne, iyi misin? Anne önümüzdeki ay Roma Aşk Çeşmesi'nin önünde. Evleniyorum. Kiminle evleniyorsun? Feridun'la. Aklıma, aklıma. Ayrılacaktım ben ya. Ulan, ulan kondansatörde, Ciguli'de neden çeşme diyorsun, neden? Vallahi anne. Ay anne, Feridun mutluluktan ağlıyor ya. Ay meğerse hep bugünü beklemiş. Ay kıyamam. Dur ben bir teselli edeyim. Tamam anneciğim, tamam annem. Tanışıyorsunuz hemen. Hemen tanışıyorsunuz. Oo bir tane. Ben çok kötü oldum. Bir şey söyleyeceğim. Ben bilsem bu kadar çok istiyorsun. Hemen evlenirdik bir tane. Ya, duygulandın mı? Ay kıyamam bir tane. Ay yeter biz böyle, sen üzgünsündür falan böyle gelelim ya, seni bir teselli edelim dedik ama bakıyorum keyfiniz yerinde. Ne tesellisi be? Kalk bebeğim. Önümüzdeki ay. Tamam artık sizin mutluluk gözyaşlarını beşebek. Tamam. Önümüzdeki ay Roma'da Aşk Çeşmesi'nin önünde evleniyoruz. Hadi canım. Aa, süper haber ya. Haber bu, o zaman bizde de bir haber var. Biz de Paris'te evleniyoruz. Hadi abi lütfen her şeyi... Oturun. Tüm detaylarıyla anlat bana. Sen alırsın bunu. Hadi hadi anlat nasıl oldu? Ay boş ver senle nasıl oldu. Asıl önemli olan kızlar. O akşam ne giyiyoruz, gelinliğim nasıl olacak? İyi evet ya, bana bir elbise lazım. Hem elbise hem gelinlik ne lazım. Ay bana da. Ben ne diyorum biliyor musun? Konseptimiz mürdüm eriği olsun. Hmm. Yalnız çok büyük bir de sorunum var. Ay hadi inşallah, nedir? Halamgiller gelecek mi düğüne? Bu. Kızım saçmalama, annen ne der? Bildiğin evleniyorum. Ulan Robert ama yaktın beni ya. Elveda bekarlık. Elveda yalnız uyumak. Elveda halı saha. Aa akşam maç var. Var da kimin maçıydı bu ya? Paris Saint Germain, Bayern Münih. Sen nereden biliyorsun? Neden Paris'le evleniyor sanıyorsun? Bu maçı düşünürken ağzımdan Paris çıkıverdi. Birader biz bayağı telepati olayını çözdük şu an, farkında mısın? Değil mi ya, ne acayip. Kardeşim, var mısın üç deyince buradan koşarak kaçmaya? Saçmalama birader, benim haftaya düğünüm var. Vallahi ben kaçarım hocam. Sayıyorum bak, bir. Mümkün değil, gelemem ben. İki. Olmaz abicim, hayatta kaçmam. Sen ne diyorsun aşkım? Evet mi, hayır mı? Üç!
bizim yaramaz bir kızımız var. Bakalım ailesi ondan çok çekiyor mu, kontrol edebiliyor mu? Neler geliyor başlarına izleyip görelim. Buyursun. Feridun kapı çalıyor. Feridun. Açma. Açma sakın. Bana bak. Bu Mehtap geldi. Müdürle gelmiş. Ya müdür insan, otururuz konuşuruz. Mehtap var orada, açma. Ne olur. Ayol kızımız Mehtap, Feridun. Ne demek açma ya? Açacak mısın? Açacağım tabii. Yavaş aç. Feridun ne yaptı acaba annem? Tamam hadi dikkatle. Hadi şey yap. İyi misin? Ben de iyiyim, kalbim atıyor. Hadi. Tamam. Ay müdür beyciğim, ne büyük mutluluk. Ne büyük mutluluk. Efendim hoş geldiniz. Yanlış bir şeyler olmadı inşallah okulda. Bence neden geldiğimi gayet iyi biliyorsunuz efendim. Nedir efendim? Sorun kızınız. Ne haber anneş? Ne haber babiş? Bana bak kızım. Ne yaptın yine okulda anneciğim? Bir şey yapmadım ya. Bugün de ben eve iş getirdim. Müdür bey, bir yaramazlık mı yaptı bizimki, ne oldu? Yaramazlık mı? Evet. Efendim şimdi yaramazlık dediğin nedir? Arkadaşının altına raptiye falan koymaktır, öyle değil mi? Ben bugün 4 tane çocuğun poposundan inşaat çivisi çıkardım ya. İnşaat çivisi nedir efendim? Bu çocuk bu inşaat çivisini nereden buluyor olabilir? Ya nereden bulacağım? İstanbul'da her yer inşaat ki hocam. Sana bak şöyle çirkin çirkin gülme, vallahi kötü olacak ha. Gülersen ne yaparsın? Bir şey mi olur? Bir şey mi yaparsın? Ha? Ne elimi, elini falan mı kaldırırsın? Ne yaparsın söyle? Olur mu canım? Söyle. Elimi kaldırdı kızım sana bugüne kadar, bu nasıl bir konuşma, yok öyle bir şey. Ya görüyorsunuz değil mi? Biz ne kadar modern anne babalarız. Laf çöktü mü oraya, ne yaptı o çocuk? Bu kadar modern anne babalarız. Gitti modern aile yapısının açığını buldu. Hiçbir otoritemiz kalmadı hocam. Tövbe tövbe yarabbim ya. Tövbe tövbe ya. Peki bir şey soracağım. Bu Mehtap'ın kardeşi falan var mı? Var bir tane. Ablam var ama görüşmüyoruz. Kızım nerede senin ablan var? Ne saçmalıyorsun yavrum? Ne demek yok? Yok senin ablan falan. O zaman niye geçen gün dükkanından geçerken babam bir tane kadına of yavrum dedi? Feridun. Bir yer mi açık, ne oluyor? Feridun. Ne diyor Mehtap? Ya o şey ya. Fuat var ya bizim ufacık. Biz ona yavrum diyoruz arkadaşlar arasında. Onu söylüyor, onu duydu demek ki. Ne hiç bilmiyorum Fuat falan. Bana bak, cadılara vereceğim seni artık Mehtap. Sus artık. Ne alakası var babaannenle şimdi? Hep babaannemin konusu açınca annem cadı karı cadı karı diyor ya. Oradan. Ne alakası var şimdi güzel kızım ya? Hocam şimdi bırakalım Feridun bunları. Hocam şöyle bir şey ben hissediyorum. Herhalde çocuk böyle okulda acaba biraz strese mi giriyor? Hani acaba sınıfını mı ayıralım? Hocaları mı değiştirelim? Ne dersiniz? Ya hanımefendi, bu çocuk 2 ayda 7 hoca değiştirdi. Okulda Mehtap'a 7 hocalı Hürmüz diyorlar. Evet işte çok zeki, çok zeki evet. Ama çalışmıyor. Ondan. Bunun konumuzla ne alakası var? Ne alakası? Ha? Ayrıca evet çok zeki ama çalışmıyor. Ne yapıyor? Çalıştırıyor. Nasıl? Okulda kendine bir sistem kurmuş. Her ödevini başka bir öğrenci yapıyor. Aa. Bakın okulda cep telefonu yasak. Mehtap'ın kölesi var. Bir dakika. Karşı geliyorum, köle falan değil yani, tamam mı? Onlar benim SSK'lı çalışanım. Mehtapcığım, anneciğim sen ne bileceksin SSK'yı? Ne demek o? Hemen söyleyeyim. Seve seve kölelik. Onlar isteyerek çalışıyorlar benim himayemde. Onlar çalışıyorlar, ben de onları koruyorum. Kimden? Kendimden! Onlara hiçbir şey yapmıyorum. Ama böyle olmaz ki ya, böyle olmaz ki. Ya. Bakın efendim, şimdi öğrencinin çantasında ne olur? Hı. Abaküs olur, hı, değil mi? Hı. Kokulu silci olur, öyle değil mi? Evet. Mehtap'ın çantasında ben bugün poker fişi buldum ya, poker fişi. Kızım sen kumarı bırakmadın mı ya? Bıraktım. Söz verdim. Bıraktım, söz verdim. Onlar bir kere sayma fişi, sayma. Ya o sayma fişi diye bir şey yok. Lan okuma fişi var da sayma fişi niye yok? Hemşire bir cevap verme! Bir dakika hocam. Hocam. Ne oluyor ya? Allah Allah! Ne oldu? Ateş mi bastı? Seni o tiple ateş basmadıysa bana bu tiple hiçbir şey olmaz. Modern aile diyorsunuz da bu nedir? Allah'ını seversiniz Feridun Bey ya. Bu ne? Bu nasıl bir insan? Allah'ını seversiniz. Hayır, okulda
öğrencilerde kötü örnek oluyor. Yapma. Elinde kahveyle gide gele gide gele okul öğrencilerini kahveye alıştırdı ya. Çocukların elinde her gün yemin ediyorum karton bardak var. Ne yapalım? Ne yapalım hocam? Beyaz yakalıyız. Olmaz. Her şeye bir cevap. Her şeye bir cevap. Bakın. Geçen hafta yerli malı haftasıydı. Ah, şimdi yerli malında çocuklar ne getirir işte efendim? Antalya'nın portakalını getirir, Amasya'nın elmasını getirir değil mi? Mehtap yerli malı diye Adıyaman tütünü getirdi ama. Şimdi bir dakika yalnız da ben... Ben aslında babamı getirecektim. Yerli malı haftası diye. Ama işi varmış. Kızım. Komik mi şimdi bu? Komik mi bu? Tamam Feridun. Değil mi? Komik. 8 yaşında çocuktan İngiliz vize bekleyecek halimiz yok. O kadar yapıyor komik. Hocam şimdi bizim pek içimiz el vermiyor ama siz anladığım kadarıyla şey diyorsunuz. Evet. Mehtap'ı yatılı verin bir daha görmeyin. Öyle bir şey mi diyorsunuz? Nasıl? Yok. Hayır efendim. Ben öyle bir şey demedim. Ayrıca bizim o yatılı değil ki. Hocam bir saniye Feridun. Hocam şöyle yapalım mı? Hafta içleri sizde. Heh. Hafta sonları bize gelsin. Yani şey yapalım mı hani tekli çiftli günler gibi böyle bir yol mu bulalım? Değişimli gibi. Bir yol mu bulalım beraber? Olur mu? Çok rica ederim. Olur mu ya? Sizin bunu eğitmeniz lazım. Ama eğitim sizin işiniz hocam lütfen. Şimdi bir dakika ya. Sevgili anneş babiş. Siz beni başınızdan savmaya mı çalışıyorsunuz? Aa, öyle geliyor. Yavrum. Olur mu öyle güzel kızım? Bana öyle geldi oğlum. Dünya tatlısısın, biriciğimizsin bizim ya. Bak aklıma ne geldi şimdi eskilere gidince tabii. Neyi Feridun? 5 yaşındaydı hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsa anlatıyorum işte. 5 yaşında bir haylazlık yaptı. Biz odaya kilitledik kendisini. Hatırlıyor musun? Odaya kilitledi, kızmış bize. Evin her yerine gidiyor, bal bulmuş bir yerden. Kapı kollarına, masalara, oraya buraya her yere bal sürdü. Bak, tamam mı? Bak. Bizim hanımla ellerimiz... Az değilim, az değilim. Çoksun, onu biliyoruz. Bizim her yerimiz bal oldu. Gittik banyoya. Hani elimizi ayağımızı yıkayalım gibi. Evet. Tak! Arkadan kapıyı kilitledi mi bu? Sen, o bir şey değil. Nereden bulduysa buldu. Nereden bulduysa buldu. Git eve ayı sok. Ne? Duş perdesinin arkasına ayı koymuş. Ayı. Kapıyı kilitledi üstümüze. Ben perdeyi bir açtım, ayı çıktı. Bir bana vuruyor, bir yetere vuruyor ayı. Bir bana bir pençe, bir yetere pençe. Yeter aldı, yeterle bana vuruyor. Ya öldük, öldük. Hatırlamıyor musun o gün? Evet, çok güzel. Peki, sonra ne oldu? Öldük diyoruz ya işte, öldük. Benim kalbim durmuş. Komşular sesi ambulans çağırdılar da elektroşokla beni geri getirdiler ya. Bak ellerime bak. Ama yani bu kadar da olmaz ki ya. Bu kadar asılsa olmaz. Ya ne yapayım hocam? Yani böyle özgür ruhlu bir insanım ben. Yaradılış. Yavrum, bir tanem benim. Böyle bir yaratılışta olmasan, sen de normal okuldaki diğer çocuklar gibi davransan kızım. Ha? Kızım, niye benim sinirimi bozuyorsun çocuğum? Nereden çıktın sen çocuğum? Benden de nasıl, ne şekilde? Kızım, bana bak yavrum, bak. Kızım, kızım. Allah aşkına dürüst hareket et. Yeter artık. Bağıralım mı sana illa yani? Ne yapacaksın? Hayır, kızalım mı yani? Bağıracak mısın Mehtap bana? Ne yapacaksın anneciğim? Mehtap, sen bir tehdit mi ediyorsun anneciğim? Evet, belki tehdit ediyorum. Ne yapacaksın? Söyle bana. Kızım, yavrum ne yapacaksın anneciğim? En fazla şurada aile yadigarı, 100 yıllık böyle çok önemli, kıymetli bir vazon var. Koordinat fazla... vereydin yeter, koordinat. Yapma kızım. Kızım yapma. Kurban yapma, olayım aile yadigarı. Yapmayacağım. Anneciğim. Yapma, baban kızım, konuşuyor orada, yapma. Kulun köpeğin oğlu, yapma şunu be çocuğum. Kurban olayım. Yapma, çocuğum, yapma Mehtap, yapmayacaksın kızım. Kızım. Bırak onu. Mehtap, yapma. Alacağım şimdi. Ne olursun bak, baban konuşuyor. Ne olur kızım, baban. Sen yaptın mı? Az onu gitti. Çok da iyi oldu, pek de iyi oldu. Siz beni iş arkadaşımın yanında böyle bozarsanız ben de böyle yaparım. Lan o senin müdürün, müdür. Bu nasıl bir şey? Evet hocam, iletişim saçması, ben konuşuyordunuz. Buyurun. Ya evet, hiçbir şey söylemiyorum ya. Allah'ını seversen. Bak şu kapıyı delireceğim şimdi. Feridun, şuram ağrı gitti. Merhaba. Merhaba çocuğum. Merhaba Yeter teyze, iyi günler. İyi günler yavrum. Annem aşure tabağını yolladı. Kızım bir şey. Size çok teşekkür ederim. Tamam yavrum, yavrum tamam. Hoş geldin Ozan. Nasılsın? İyidir, dünya tatlısı. Sen nasılsın bakayım? Vallahi ben de çok iyiyim. Nasıl olayım ki? Ha? Kimle? Sevilay'la çıkıyorsunuz mu hala? Ha yok ya. Ya çok saçma bir şey oldu ya. Ne oldu? Biri Sevilay'ların evine yasa dışı madde koymuş, polise ihbar etmiş. Yani anlamadık yani. Annesi babası tutuklandı.
Sevilay Bartın'a yerleşti, alakasız. Ve anlamadık, gitti. Çok yazık ya, kim böyle bir şey yapabilir ki? Vallahi çok anlamadık, yazık. Kim yapar ki böyle bir şey ya? Olsun, sen üzülme. Demek ki evlenmek için benim büyümemi bekleyeceksin. Ya çok tatlısın sen ya, şöyle tatlına bakar mısın? Bir şey söyleyeceğim, şimdi belli ki sen Ozan abini çok hayransın, çok seviyorsun. Şimdi Ozan abini görünce annen de orada kapıyı açtı. Tabii anneni devreden çıkar ve hasretle koş, çok sevdiğin Ozan abinin boynuna atla. Ben şöyle biraz geri çekileyim. Dur. Ben de biraz geri çekileyim. Sonra da hani böyle çocuklar sevdiğine şımarır ya. Şimdi sen çocuksun, şımarınca daha da mı bebek olacaksın? Daha da bebek ol, ona şımar Ozan abine. Çantanı da götürebilirsin. Çantanı götürsen de avokado şarkısı söyle Ozan abine. Fakat önce bir şey sormak istiyorum ben Feridun'a. Feridun, bu sizin kızınız. Yeterli. Evet. Mesela her şey tamam da kaşlarını kimden almış mesela? Benden almış ama tam neremden onu bilmiyorum ben. O ne demek? Yani göğüs kılı gibi çünkü. Ne kılı gibi? Göğüs kılı gibi, kıvır kıvır. Yani saç kaş kılı değil diyorsunuz. Değil. Tam ortası değil. Bir kısmı kaş, bir kısmı değil. Değil mi babacığım? Ne demek istiyorsun baba? Dişinin arası Avrasya Tüneli demek istiyorum. O nasıl bir diş? Tamam peki. Evet, gördüğün gibi anne baba seviyor seni. Çok. Hazırsak oradan alalım. Aa, hoş geldin yavrum. Merhaba, yetin. Geçmiş oldu. Bana yetişemedi. Canım benim! Ne yapıyorsun? Ozan abim! Hoş geldin! Nasılsın? Nasılsın? Söyle bana. İyiyim. Sen nasılsın? Ay canım benim. Ben iyiyim. Ne yapayım? Vallahi sana şimdi cilde yapacağım biraz. Bak şarkı da söyle. Yani artık hatırlamıyorum Sevilay kimdi falan. Çok etkiledim seni. Ya nasıl tatlı ya. Ay seni, dünya kaşlısı seni. Ay seni kaşlarını yiyorum. Kaşıma laf etme lan. Ya şaka yapıyorum tatlı. Tamam şaka yaptım ya. Ben de çıkmıyoruz, sana... çıkmıyoruz. Yok. Ay nasıl tatlı bu kız. Öyle ya. Bakalım şimdi yeni bir tane kız var. Onunla buluşmaya gideceğim. Adı Çiğdem. Soyadı ne? Kayatepe. Neden? Yok bir şey ya. Merak ettim öyle. Allah nasıl tatlısın sen artık. Vallahi çok tatlısın. Sen büyür, söz ben seninle evleneceğim, tamam mı? Yeter teyzeciğim, görüşürüz. Merhaba amcacığım, kendinize iyi bakın. Ailene selam. Efendim siz de görüşürüz. Geçmiş olsun efendim. Sağ olun, görüşürüz. Celo! Ne yapıyorsun oğlum? Bana bak, soyadı Kayatepe. Tamam mı? Eşkal gönderiyorum. Bana hemen buluyor musunuz o kızı? Hemen. Bak bulmazsınız ne yapacağımı az çok. Celo kim acaba? Çocuk sürprizlerle dolu, bayılacak. Ne yapayım Fritim, ne yapayım? Vallahi ben de bu kadarını falan beklemiyordum. Bu nasıl bir çocuk? Küçükken de böyle miydi ya? Sormayın, sormayın. Siz bunu kireşe falan vermediniz mi? Aa, vermez olur muyuz canım? Verdik hocam kireşe. İki saat sonra geri verdi kireş bize bunu. Biz de aldık, annemlere verdik. Bir ay sonra Ankara Anlaşması'yla İngiliz vatandaşına geçti benim annemler. Londra'ya taşındılar, oradalar 3 senedir. Allah Allah! Ya çok acayip. Hayır, yani bir kardeş falan yapmış olsaydınız sorumluluk almayı öğrenirdi en azından. Yapsaydınız kardeş. Ya hocam affedersiniz ama söyleteceksiniz ya. Şimdi siz bir yapımcısınız, bir tane sinema filmi yaptınız. Evet. Girdi kişiye 3000. Kişi izledi, çakıldı. Devam filmini yapar mısınız? Anne baba. Hı? İçeride konuştuklarınızı duydum. Ve çok üzüldüm. Aslında ben sizi üzmek istememiştim. Ben sadece biraz daha fazla dikkat çekmek ve beni daha çok sevin istiyorum. Aa. O kadar. Başka hiçbir amacım yok. Çok özür dilerim sizden. Aa, benim güzel kızım. Ah. Canım yavrum. Canım kızım benim bir tanem. Evet, çok özür dilerim. Çok pişmanım. Ne demek bir tanem? Sen tabii ki. Çok.
Çok pişmanım diyorum. Oh benim güzel kızım. Tabii ki yavrum. Olur, herkes hata yapar. Tabii. Değil mi Feridun? Belki be ilgi çekmek istemiş benim çocuğum. Bir daha yapmayacaksın. Asla. Güzel kızım. Yemin ederim Allah çarpsın ya. Yok yok yavrum. Tamam halledeceğiz. Şurayı da alırız. Hiç sorun yok. Ben sakızla denedim, olmuyor. Çözeceğiz. Çözeceğiz annem. Merak etme. İnşallah. Edin. Hocam ben inanıyorum. Benim kızım değişecek. Ben inanmıyorum efendim. Hele bu gördüklerimden sonra hiç inanmıyorum. Allah. Tabii efendim. Tabii öyle. Ya ben zaten buraya çocuğunuzun kaydını başka bir okula alın demek için gelmiştim. Bu çocuk yüzünden okulda bütün öğretmenler bana düşman oldu. Bu çocuk değişmez. Yalan. Vallahi yalan. Bugün öğretmen odasına girdiğinde coğrafyacı Aysel hocayla hiç öyle görünmüyordunuz. Bu çocuk değişir. Değişir. Ben onda bu ışığı görüyorum. Sakın bana itiraz etmeyin efendim. Bir çocuğu kaybetmek kolaydır. Kazanmak çok zordur. Ben inanıyorum bu çocuğun değişeceğine. Lütfen. Yalnız bak. Bugün yaptığın o yaramazlığı bir daha yapmak yok. Tamam mı? Yok. Yapmak yok. Ne oldu? Ne yaptı bizimki? Ya şimdi... Ne yaptı ya? Şimdi bak. Öğretmenler odasında bu haylaz sandalyeleri yapıştırıcı sürmüş. Eyvah. Bütün pantolonlar, etekler, affedersiniz öğretmenler kalkmış. Çar 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 çar, popolar hep meydanda. Evet, evet. Bunlar koridorda birbirlerine selektör ya. Ama neyse ki benim koltuğuma süremedi haylaz. Beden kaçar mı ya? Efendim müsaadenizle kusura bakmayın. Estağfurullah. Benim acelem var. Hemen metrobüse yetişmem lazım. Aman hocam, dikkatli dikkatli. Yetişemezseniz de taksiyle gidin, yürümeyin hocam. Peki. Tabii, tabii. İyi günler, iyi akşamlar. Fazla şey yapmayın hocam. Şaka şaka bir şey değil ya. Hava alsın diye yaptım. Seni gidi seni. Demek sen şimdi bizim ilgimizi çekmek istiyorsun. Annenle ondan yapıyorsun. İlgimizi ya. Çekmek istiyor. Hiç inanmıyorum kızım ben sana. Ya öyle deme. Hiç inanamıyorum, benim içimden gelmiyor, ne bileyim. Ha? Babacığım gerçekten ilgi çekmek istedim. Sizi çok seviyorum. Yap hatta diyeceğim. Bak şimdi size bu sevgimizi böyle sarılarak bir taşlandırmak. Öyle mi diyorsun? Hadi yapma. Yapmayacak bir daha. Hep alıyor, gönlümü alıyor. Olur, ay kurban olurum. Evlat ben o, evlat, evlat. Anneciğim. Mehtap ne yaptın kızım? Oo, size çok iyi oldu. Siz beni iş arkadaşımın yanında rezil edersiniz de. Birinizin donuna acı biber, birinizin donuna da kertenkele koydum. İsot bende Feridun. Yanıyorum. Kertenkele bende, kuyruğu bıraktı. Dur, dur. Dur. Kuyruktur inşallah. Feridun, Feridun. Feridun, el ele gidelim. İyi misin? Elimi bırakamıyorum. Ne de bakacağım? Sen var ya çocuk. Sen var ya çocuk. Hadi. Celo. Ha? Buldunuz. Geliyorum oğlum. Aferin size. Evet, bizim çok yaşlı ama öyle bildiğiniz gibi değil, olağanüstü yaşlı ve artık buradan gitmek isteyen bir teyzemiz var. Daha önce tanık oldunuz, tanıştınız efendim. Şimdi yeni bir maceraya yelken açıyor. Hikayemizi izliyoruz efendim. Buyursunlar. Bırak. Annem, seninle mi uğraşacağım? Ya kızım, bunu benden alın ya. Kızım, yürüyemiyorum. Durun lan. Dur şuraya, bak kahretsin seni ya. Ay vallahi. Naime kız. Ne? Nasıl olmuşum? Siyah beni zayıf göstermiş mi? Ya seni zayıf gösterecek bir renk var mı Allah'ınız yibirsin? Hem ne yapacaksın zayıf görünce 90 yaşında ya? Ulan maçı uzatmak için yalandan yere kendini yere atma Mehtap oğlum. Öyle deme Naime. Bu ölenin kahveden arkadaşları varmış. Bakarsın kısmetimize şöyle yakışıklı bir bey denk gelir. Ne diyorsun kız sen? Cenaze kaldırmaya mı geldin, adam kaldırmaya mı? Allah'ım yarabbim. Ya bu yaştan sonra herhalde diskoda piyasa yapacak değiliz yani, değil mi? Bizim için artık her cenaze bir Tinder. Ben de buradan sağa sola atıyorum. Allah'ım yarabbim. Sağa atınca yatağa, sola atınca toprağa mı oluyor seninki? Sus kız. Ben nefret ediyorum seni. Kız.
Vallahi çocuklar geliyor. Ne çocuk kız? Allah kahretmesin. Bunların bir çocukla tek ortak noktası aklarına kaçırma veriyordur önce. Allah rahmet eylesin hanımlar. Sizi böyle bir kederli günde görmek ne güzel. Hanımlar selam. Tam İsmail'den helva alıyorduk ki sizleri gördük. Sonra dedik ki bu helvalar bu hanımlardan daha tatlı değildir herhalde. Ay sizin de diliniz pek tatlı. Sağ olun. Bu arada ben Mehtap, bu da Naime. Çok memnun oldum. Ben de Bahadır. Ay. Ben de İsmail. Rahmetli. Yakınınız mıydı? Ve torunumun sınıf arkadaşıydı. Ya. Süt annelik yapardım ona bebekken. Tabii işte memelerim beni terk etmezden önceydi. Hala yapıyor musun süt annelik? Nasıl yapayım ulan? Gerçi şimdi pratik de olurdu. Buradan takardım ağzına benzinci pompası gibi. Sonra pazarımı yapar gelirdim. İşte çok güldürdünüz beni. Güldürdüğünüze biraz daha işiyorum. Vallahi işte Naime ve zihnimizde canlandırdıkları. Ben de Naime'nin artı biri olarak geldim. Evde canımız sıkıldı da öyle biraz çıkalım dedik. Ne iyi etmişsiniz. Hatta çok iyi etmişsiniz. Yap. Böyle cenazelerde olmasa sizin gibi tatlı bayanlarla nerede tanışırız acaba? Çok seviniyorum biri ölünce, çok! Ben de çok seviniyorum. Mehtap Hanım, siz de helvadan sıkıldıysanız şu 50 metre ileride bir muhallebici var. Beraber teşrif edelim mi? Olur, vallahi. Naimeci. Kız, hadi ben gidiyorum. Gelirim ben, tamam mı? Kız manyak mısın? Bizim sokağa çıkma yasağı geliyor. Bak 3 saatim var ha. Kızım 1 saat gittik. 1 saatte döndük, 2 saat. Tamam hadi 1 saat de orada şey yapalım. Ne yapayım? Şimdi? Gülme öyle. Altın Allah kahretsin ya. Bıraka bıraka gitti manyak kadın. Siz de benim gibi cenazenin kasvetli havasından sıkıldınız mı kuzum? O ne elin oraya tarı gibi? Bu ne kadar kötü bir tip ya. Ya ben yaşamaktan sıkıldım. Anladın mı? Her gün birinin cenazesine geliyorum. Bir gün kendi cenazeme gelemedim ya. Ya ben 1. Dünya Savaşı'ndan beri böyle kendimi beyazlar içerisinde de hayal ediyorum ama nasip olmuyor işte bir türlü. Ağzınızdan yel alsın kızım. Ağzımdan yel almasın ulan. Ağzıma soksun yel artık, anladın? Mehtap Hanım'la beraber kavalyeniz olarak yanında geldiğine göre. Ay. Boştan mısınız? Lan seni kahretmesin, ne bağırıyorsun ulan? Allah Allah, boştayız. Heh. Beni zamanında ne doktorlar, mühendisler, ne şövalyeler, ne tımarlı sipahiler istedi de. Hiçbir ilk aşkım gibi öldürdü beni. Neden ayrıldınız? Nasıl biriydi kendi? Ha? Ya ulan duyuyorum be. Böyle uzun saçları vardı. Böyle uzun da sakalları vardı. Hep kürklü kıyafetlerdi. Hıptır mıydı? Mağara adamıydı. Ha? İlk aşk diyorum ulan, mağara adamıydı. Ha? Ama sanatçıydı. Hep mağarasına resimler yapardı. Ah ulan boga magam bogo bogo. İyi adamdın ulan. Nerede şimdi kendisi? Ben senden o kadar sıkıldım ki şu an. Doğa Tarihi Müzesi'nde. Ha, orada mı çalışıyor? Orada sergileniyor. Önce kafatasını buldular, ondan sonra sergilemek için müziğe aldılar. İşte resimleriyle elde edemediği şöhreti öldükten sonra elde etti. Tipik sanatçı işte. Buka bakan buka. Ne iyi adamdı ulan o. Söylemiş miydim ulan bunu? Dijavu. Belki ben sanatçı değilim ama
Devlet Planlama Teşkilatı'nda 27 yıl çalıştım. İfadenize bakılırsa da beni bir beğendiniz sanki. Çok beğendim. Ben de size bayıldım. Ay sus be! Ay çok istiyorum. Benim olun! Seninle bundan sonra gelecek olan tek şey pamuk, anladın mı sen? Öyle demeyin. Ben gerçekten görür görmez aşık oldum. Benim ol! Ya oğlum! Torunum yaşındasın ulan. Yani yok. Arkamda konuşturursun beni benden sonra. 70'imizden sonra zaten hepimiz aynıyız. He? Bana bak, sen beni çıplakken gördün mü? Görmedim ama inşallah görürüm. Çok merak ediyorum. Ben sana anlatayım ben sana nasıl göründüğümü. Şimdi bir pizza hamuru düşün. He. Tamam mı? Ayıklanmış, malzemesiz. Oho. Pişmemiş haliyle. Yeah. Kalkmış yürüyor. Oho, bayılırım pizzaya. Azgın köpek! İstemiyorum ulan ben sevgili falan. Sonra ölüyorsunuz, bütün cenaze işlemleriniz bana kalıyor. Ben cebimde pamuk taşımak zorunda mıyım? bu durumda... Naime Hanım! Zıkkımı dip. Naime Hanım! Ne oldu? Bir sorun mu var? Bir sorun vardı, iki oldu. Sen daha ölmedin mi lan? Ne? Kalp pili taktırdım. Doktor beni baştan aşağı yeniledi. Bu seni 7 sene götürür dedi. Hazır şarjımız fullken Bluetooth'ları açıp aktarım yapalım mı? Dur bak, ulan adam tabut duruyor ve şataya kalktı. Sen ne biçim konuşuyorsun lan genç kızdan öyle ha? Sen kimsin lan? Ulan ben gördüm onu en önce. 3 cenazedir sohbet ediyoruz biz. Ne üçü ulan? 7. Gördüğünü unutmuş bunak. Hadi kalk gidelim muhallebiye. Ulan bıraksana, takma o elinde kalacak. Manyak mıdır nedir ya? Bana bak bana. Desene sen şeyler. Ayyş. Bir kahretsin seni. Kurmalı oyuncak gibi ya. Bana bu kızı yedirme. Bu kızı önce ben gördüm. Kim gördü lan? Önce ben gördüm. Ya bu seni rahatsız mı ediyor bu dingil? Tövbe estağfurullah. En son Truva'da iki erkek benim için birbirine girdiydi. Senin için 7 düvele meydan okurum ha. Ben 10 düvele ben meydan okurum. Ya tamam, benim yüzümle kavga et. Yok edeceğiz. Benimle kavga edin. Ne? Beni dövün ulan, öldürün hadi beni. Nasıl? Ya ben doğduğumda kıtalar ayrılmamıştı ulan. Benim tekerliği dayım icat etti, vurun lan. Yok, öyle şey olmaz. Karışma. Kadına karışma Naime Hanım. Bu ikinizin arasında. Ne haliniz varsa gün öldürün ulan. Sabır bir enadan. Hayırlar Allah. Allah sizi kahretmesin ulan. Bir tane fiske denk getiremeden nakaf doldunuz. Bir de zemparalık peşinde koşuyorsunuz. Üf, kimseyle olmamaya yemin ettim ama. Ya belki biriniz beni durdurunuz da öldürürsünüz. Seçeyim birinizi ben. Beni seç. Beni seç beni. Öyle olmaz, sınav yapacağım sizi. Olur. Soruyorum. Kolesterol. 290. 240. Şiki. Var. Neden ama? Kılçı kemiği. Platin. Tahta. Tahta severim. Tansiyon. Küçük. Ben de hep küçük hem büyük. Verilere göre Hayati Bey diyorum. Allah can olsun hayat. Ben gidiyorum. Kazandım. Ben kazandım. İyi hadi. Kazandın. Baş başa kaldık şimdi. Ne yapacağız? Şey yapalım. Ha, o kadar heyecanlandım ki. Tamam, sonunda hocam. Nihayet beklediğim kadını buldum. Tamam. Ben şimdi bu... Ne oldu? Ne oldu ulan? O nedir ulan bana gösterdiğin? Kalbi heyecan. Ne? Ben şu tarafa gidiyorum. Ay, ben hiç uğraşamam bununla ya. Bir de çok kötü öldü bu. Yok mu birileri? Ambulans gelsin ya.
Kahretsin seni abla. Naime! Ne? Ne oldu kız? Ama bana yürürken izini alamadı. Hakk'a yürüdü. Ne olacak? Dünyayı güldür, döndür, döndür. Dünyayı döndür, hayat.